Hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Gündem özelin çok değerli ve çok önemli konuğu var. Ankara Yüksek Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı hocam efendim. tabii biz bu programı akşam yapacaktık ama siz tekrar bugün 18-23 ayla döneceksiniz. O yüzden İnşallah. dedik hem gündüz yapalım hem gündüz izleyeceğimizler. Akşamda inşallah tekrarını veririz. Bana onur verdiniz. Çok sağ olun. teşekkür Tabii ediyorum. Hocam aile olarak Elazığ'a hizmetleriniz çok. Geçtiğimiz günlerde de babanız rahmetli olmuştu. Allah nur içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. Allah Babanızı sizlere çok ömür versin. seviyordunuz. Çok da hastalığı döneminde ilgilendiniz. Hatta biz haberini yaptık. Özellikle Fırat Üniversitesi'nin kurulmasında Elazığ emeği çok olmuş. Yine aynı şekilde baktığımız zaman Elazığ'ın kültürünün gelişmesinde de Kalkızbüyük Elazığ'ın değerlerinden bir tanesiydi. Mekanı cennet etsin, Allah nur içinde de yatırsın. Sizlerle de güzel bir evlatlar yetiştirmiş hocam. Allah cümle ölmüşlerimize rahmetiyle muamele etsin. Sizler sağ olun. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun hocam. Hocam tabii geçtiğimiz günlerde Ankara Yüksek Üniversitesi rektörlüğüne atandınız. Bunu haber yapınca kamuoyunda bayağı bir şey oldu, böyle bir heyecan oluştu ondan sonra. Yani siz de zaten bunu hissetmişsiniz. Özellikle son zamanda yapılan atamalarda en çok gelen mesajlar sizlere yönelikti ondan sonra. O da aslında sizin ne kadar sevildiğinizi gösteriyor. Nasıl oldu hocam? Bir anlatır mısınız? Öncelikle Hemşerilerimiz teveccüh gösteriyorlar. Evet. Bildiğiniz gibi ben çok uzun yıllardır Ankara Üniversitesi'nde görev yaptım. Bu Yüksek İhtisas Üniversitesi 11 yıl önce kurulan bir vakıf üniversitesi, genç üniversite. Ben de Ankara Üniversitesi'nden emekli olup oraya geçmiştim 2 yıl önce. Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevimi yapıyordum. Bu sene yılbaşından hemen sonra üniversitemizi mütevelli etti. Bu rektörlük görevini bana vermeye karar vermiş. Ben de onur duydum. Yüksek İhtisas Üniversitesi'ne böyle 11. yılında genç üniversiteye hizmet etmek için kolları sıvadık. Hani bizim Elazığ insanının bir karakterinde görevden kaçmak yoktur. İşe evet. sarılmak vardır. Kolları sıvadık. Şimdi üniversitemize hizmet etmek için 4 aydan beri çalışıyoruz. Bizim sağlık temalı bir üniversite. Yani tamamen sağlık alanında hizmet veriyor. Tıp fakültemiz var, Türkçe evet. ve İngilizce. Sağlık bilimleri fakültemiz var. Beslenme diyet bölümü, fizyoterapi, hemşirelik, sağlık yönetimi gibi bölümleri var. Bir de sağlık alanında çok önemli bir ihtiyacı karşılayan 2 yıllık sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarımız var. Optisyenlikten tutun, şu hastanelerimizde EEG, EMG dediğimiz evet, doğru. cihazları kullanan teknisyenlere kadar yetiştiren elektronörofizyoloji bölümü çok da talep görüyor, çok rağbet var. Çünkü sanayide olduğu gibi sağlıkta da ara eleman ihtiyacı evet. çok fazla. O yüzden de 3000 kadar toplam öğrencimizle hizmete devam ediyoruz. Evet, doğru. Hocam, tabii şeye baktığımız zaman bugün Elazığ'a gelmenizin nedenlerden, daha doğrusu bu hafta 2 defa Elazığ'a geldiniz. Bir geçtiğimiz evet. günlerde Türk Ocakları'nın bir paneli vardı, onun için geldiniz, katıldınız. Bugün de turizmin gelişmesi yönünde bir toplantı vardı, evet. ona geldiniz hocam. Öncelikle tabii ki hani sizin şey özelliğiniz var, onu da zaten biraz önce de konuşacağız. Ankara Kültür Vakfı'nda yönetim kurulu üyesiniz. Elazığ'ın ile ilgili ayrı bir sevdanız var. Harput'a karşı ayrı bir şeyiniz var ondan sonra, sevginiz var. Bunları detaylı konuşacağız ama yani hani özellikle baktığımız zaman bugünkü panel nasıl geçti? Neler söylersiniz? Biraz da turizmi konuşmak istiyorum hocam orada. Tabii efendim. Elazığ'a bu turizm paneli için dün geldik. Evet. Şimdi Elazığ'da turizm biz dışarıdan Ankara'dan gözlediğimiz için gelişmeyi görüyoruz. Belki içinde yaşayanlar çok hızlı fark etmiyor. Bizim çocukluğumuzda Harput'a turist falan gelmezdi. Elazığ'a da gelmezdi. Yavaş yavaş tur destinasyonu olmaya başlamış. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce biz Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı olarak buradaki kalkınma ajansımızın büyük desteğiyle evet. 30 kadar turizm ajanta sahibini, turizmdeki söz sahibi firma sahiplerini buraya getirip gezdirdik. O zaman bazı eksiklikler, aksaklıklar gördüler. Onu da o zamanki sayın valimize, o zamanki sayın belediye başkanımıza aktardılar. Çok verimli, faydalı bir proje olmuştu. Şimdi aradan geçen bu yıllarda görüyoruz ki hepsi düzelmese bile, daha doğrusu hep bütün eksikler tamamlanamasa bile büyük bir kısmı giderilmiş ve artık ciddi ciddi dün akşam Harput'ta biz turist gördük. Evet. Kültür Turizm İl Müdürümüzle dün ve bugünkü sohbetlerimizde artık çok sayıda
tur otobüslerinin geldiği, Harput'un gezildiği, yörenin gezildiği, alışveriş yapıldığı, böyle iftar ederek öğrendik. Adım adım ilerliyor. Bugünkü panelde bizim Eltürk dediğimiz Murat Solmaz başkanımızın, hemşerimizin başkanlığında çok güzel bir turizm derneği var. Onların düzenlediği, yine işte valiliğin, kalkınma ajansının, üniversitenin, belediyemizin destek olduğu bir proje. Gerçekten birbirinden değerli misafirler davet etmişler. Evet. Mesela gastronomi konusunda Türkiye'de ciddi bir isim sahibi olan bir hemşerimiz, doçent İlkay Hanım, evet, şu anda Okan Üniversitesi'nde. Elazığ, Gaziantep'in gastronomi yönden tanıtılması gibi birçok projede çalışmış. Bugün konuşmacıydı ve dünden beri bu çok ciddi bir şekilde ele alındı. Yani bizim yemek kültürümüzün tanıtılması, turizmde kullanılması çok önemli. Ben Gaziantep'i çok yakından inceledim yıllarca. Gastronomi turları alıyor. Yani evet, gelenler yemeğe, içmeye, alışverişe geliyor. Mesela otelin kahvaltısını yapmaz, dışarıda para verir, gider sabah işte beyran içmeye gibi. Evet. Gastronomi turları var ve hafta sonlarında Gaziantep'te binlerce turizm yatağı olduğu halde boş yatak bulamıyorsunuz. Elazığ'ın da bu konuda gastronomi konusunda öne çıkması. Çünkü bizim mutfağımız çok zengin. Gerçekten Türkiye'nin birinci diyemeyeceğiz. Gaziantep daha zengin ama bizimki de ona yakın, çok zengin bir mutfak. Yine Kamp Karavan Turizmi Derneği'nin başkanı Leyla Hanım bugün misafirdi. Ciddi bir konuşma yaptı. Bu kamp karavan alanlarının düzenlenmesiyle çok ciddi para bırakan kamp karavan meraklısı, yerli yabancı, ta Amerika'dan geliyorlar diyor. Turizme alabileceğimiz. Elazığ'da da buna uygun yerler var. Bunlar geliştirilebilir. Ondan sonra ben bir konuşma yaptım. Öğrenci turizmi. Şimdi Fırat Üniversitemiz burada bizim göz bebeğimiz. Turizme şöyle çok katkıları var. Birincisi sağlık turizmine katkıları var. Üniversite hastanemizin de büyük katkısıyla bölgemizde medikal turizm, sağlık turizmi açısından öncü. Bugün komşu vilayetlerimizden çok sayıda hasta ve hasta yakını geliyor Elazığ. Muş, Bingöl, Tunceli gibi komşularımızdan. Fırat Üniversitesi de diğer devlet hastanelerimiz ve özel hastanelerimiz de var ama Fırat Üniversitesi bu konuda öncü. Bir katkısı var. İki, bugün rektör yardımcımız Bilal Hoca ile uzun uzun sohbet ettik. Turizm elemanı yetiştiren bölümleri var. Oradan hocalarla da tanıştırdı bizi, evet, bugün. Turizme eleman da yetiştiriyor. O da çok önemli bir katkı. Aynı şekilde öğrenci turizmi. Bugün bizim ülkemize artık sayıları yüz binlerle ifade edilen yabancı öğrenci, yabancı uyruklu diyeyim öğrenci. İşte İran'dan, Azerbaycan'dan, Afrika ülkelerinden çok sayıda yabancı ülkeden öğrenciler geliyor. Çoğu bizim coğrafyamızın çocukları, bizim Türk-İslam coğrafyasının çocukları ama sonuçta bunlar çok büyük döviz ödüyorlar. Evet. Ve ülkemize o da bir turizm, o da bir katkı. Aynı zamanda da bu İngilizce'de soft power diyorlar. Bu çocuklar ülkesine döndüğü zaman bizim yumuşak gücümüz oluyor ülkesinde. Evet. Döndüğünde o ülkede artık 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl Türkiye'de okumuş birisi olarak bizim elçilerimiz oluyor orada. Dolayısıyla bu öğrenci turizmi de çok önemli bir şey, eğitim turizmi. Fırat Üniversitesi bu konuda da katkıda bulunuyor. Yani evet, öğrenci turizmi olarak, doğru, sağlık turizmi olarak, turizme eleman yetiştirme eğitim kurumu olarak çok ciddi katkıları var. Ben onu vurguladım. Yani Elazığ'ın binlerce yabancı öğrenci var burada bildiğimiz kadarıyla. Bizim Ankara'da benim rektör olduğum üniversitemizde bile yüzlerce yabancı öğrenci, evet, var. Dolayısıyla Türkiye ve Elazığ turizmine o da bir katkı. Termal turizm var. Şimdi biliyorsunuz Pertek'te hemşerimiz Selahattin Bey çok büyük bir termal tatil köyü yaptı. Ben kendisine o zaman sordum, Selahattin Bey bu kadar büyük para harcıyorsun, bunun geri dönüşü, karı ne olacak? Ben dedi kar için değil, yöreme bir hatıra, bir eser bırakmak için yapıyorum dedi. Orada kocaman bir termal tatil köyü hizmete devam ediyor. Yöreye ciddi bir turizme katkı sağlıyor. Golan'da termal suyumuz ve tesislerimiz var. Bunları artırmayı hedefliyor. Bugün belediye başkan vekilimiz Nazif Bey de toplantıya katılarak, vali yardımcımız, işte rektör yardımcımız hepsi bugün toplantıdaydı. Hepsi Elazığ'da turizmin gelişmesi için bir ucundan tutuyorlar.
Ticaret Sanayi Odası Başkan Vekilimiz, işte Kültür Turizm İl Müdürümüz başta olmak üzere çok sayıda paydaşlar vardı. Özel sektör temsilcileri çoktu. Otel, restoran sahibi birçok kardeşlerimiz oradaydı. Dolayısıyla termal turizm de geliştirildi. Çünkü maalesef Elazığ fay hatlarına yakın. Yani şu en son depremde de gördük ki burası da fena halde sallanıyor. Fay hattı varsa termal su da var. O fay hatlarına... Dezavantaj mı, avantaj mı hocam fay hattının olması? Yani bazen de işte sıcak suların yerlerini değiştirdiği ifade ediliyor da o manada soruyorum hocam. Bir tane Sivrice'de bulunmuştu. Depremden sonra kayboldu diyorlar. Sıcak suyu. Mümkün. Evet. Sonuçta bu yer altındaki sular da öyle sabit bir kaya kütlesi gibi değil. Su sonuçta. Ben jeolog değilim ama mümkün olduğunu düşünüyorum. Avantajı, dezavantajı şu. Dezavantaj, fay hatları üzerinde oturuyoruz. Deprem riski taşıyoruz. Ama avantaj, bu fay hatlarından dolayı termal sıcak sulara ulaşabiliyoruz. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir zenginliği var. Bizim termal su kaynaklarımızın zenginliği dünyada ilk 5 ülke arasına giriyor. Evet. Avrupa'da 1. sıradayız. Ben Avrupa'da da çok sayıda termal tatil merkezlerini gezdim. Mesela Çek Cumhuriyeti'nde Prag yakınlarında Karlovy Vary var. Orada rahmetli atamızın, Atatürk'ün kaldığı bir termal otel var. Gerçekten çok güzel bir otel. Ciddi bir termal turizm var orada o yörede. Avrupa'nın birçok yerinde var. Macaristan'da var, başka şehirlerinde var ama termal su kaynaklarının zenginliği açısından Türkiye Avrupa'da birinci. Biz bunu değerlendirdiğimiz takdirde birkaç yönlü fayda sağlıyoruz. Birincisi Elazığ adına söylüyorum. Elazığ'da bu termal su kaynaklarını değerlendirebilirsek, bu tesislerimizi artırıp ciddi bir turizm merkezi haline getirebilirsek birincisi turizm geliri elde ediyoruz. İkincisi de insanımızın sağlığına katkıda bulunuyoruz. Biz koruyucu hekimlik deriz. Hasta olmadan sağlığını korumak. Hani hasta olduktan sonra tedavi etmekten çok daha kolay, daha zahmetsiz, çok daha ucuzdur. Koruyucu hekimlikte de, tedavi edici hekimlikte de termal suların çok büyük bir önemi var. Hani biliyorsunuz romatizmal hastalıklar vesaire. Dolayısıyla o termal sulardan bizim insanımızla faydalanarak koruyucu hekimlik yapılmış olur. İnsanlarımız daha sağlıklı olur, daha sağlıklı yaşlanır. Yöremize de lazımsa hocam mesela hani burada sağlar. Baktığımız zaman hani özellikle Cip Barajı tarafında bir sıcak su bulundu ondan sonra. Evet. Ama herhalde tahminim bir 5 yıl falan ne oldu? Bir türlü ilerleyemiyoruz. Yani benim hayalimde de nasıl var diyorum ki yani Elazığ böyle her zaman programda da ifade ediyorum. Patlamaya hazır bir cevher olarak görüyorum. Evet. Aslında çok büyük potansiyel var. Allah çok büyük bir nimetler vermiş ondan sonra bu şehre. Ama dün işte AK Partili başkanını da almıştık. Ona da söyledim. Ya dedim ki hani bir Antep örneğini verdim. Siz Antep'i çok iyi biliyorsunuz hocam. Mesela dedim ki Antep'te şehrin bir sorunu, problemi olduğu zaman o şehrin valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, partiye ayrımı olmadan hepsi, ticaret odası başkanı, işte şehrin önde gelenler 15-20 kişi bakana gidiyorlar. Antep olarak diyorlar ki biz geldik, bizim bu sorunumuz var. Bakan da ister istemez bir iki milletvekiliyle gitmek var veya bir belediye başkanıyla bir valiyle gitmek var. 15-20 kişilik bir heyetle gitmek var. İsterimse bakan da psikolojik olarak etkileniyor. Bir Antep kalkmış buraya gelmiş. Değil mi hocam? Ondan sonra sorunlarını çözüyor. Burada da mesela diyelim ki Cip Barajı'nda çok sıcak, termal sıcak su bulduk. Hayalin nasıl dersen mesela benim hocam? İşte bir Kozaklı'daki gibi oteller yapılması, tesislerin yapılması. Yani orada şunu da düşünebiliriz. Yani bölgenin en cazip, en güzel yeri olduğu zaman insanlar üniversitelerin toplantısı olur, bakanlıkların toplantısı olur, burada yapılır. Ardından ondan sonra insanlar gelir soğuk havuzlarda yaparsanız sonra bir tatil şeyinde olur, havasında olur. Yani bunu biz Kozaklı'da gördük mesela. Kozaklı'da çok canlı ama bir türlü ilerleyemiyoruz. Yani çok yavaş gidiyoruz nedense yani. Bir an önce olsa hayata geçse ne kadar mutlu olacağız hocam yani. Son derece yani bu olayı siz de biliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Ankara Kızılcahamam'da yeriniz de var yani. Termal değil mi hocam? Termal tesisi var. Yani çok faydası olur diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Son derece haklısınız. Tabii Kozaklı çok ilginç bir örnek. Yani 7 bin nüfusu varsa 7 binde turizm yatağı var. Böyle bir örnek ben dünyada bile görmedim. Evet. Hani nüfusu kadar turizm yatağı olan. Mesela Antep turizmde çok önde. Ama işte 2,5 milyon nüfusu kadar 2,5 milyon turizm yatağı olamaz. Tabii doğru. Gerçekten Kozak çok ilginç bir örnek. Tabii yani kendi yaşayan halkı kadar turist alıyor. Doğru. Dolayısıyla
yaşayan insan turizmle ikiye katlanmış oluyor. Tabii aynen. Şimdi Elazığ'da bu CİP tarafındaki suyun çıkış haberlerini biz çok sevinerek öğrendik. Ben Elazığ'da evet. termal turizm çağ atlayacak, gelişecek diye ben de çok heyecanlandım, sevindim. Bu arada ama dünya, sadece Türkiye değil, dünya çok büyük çalkantılar geçirdi. Bir kere bir pandemi koronavirüs oldu. Salgın. Evet. Yani yine Prag yakınlarında Yahimov diye bir kasabada 2022'nin Şubat'ında gittik. Kasaba çok ciddi bir turizm kasabası. Almanya'ya evet, yakın. Dün Alman turistler oraya gelirmiş. Artık sınır mınır yok. Gittik. Tarumar olmuş. Lokantalar kapalı. Dükkanlar kapalı. Turizm çok sekteye uğradı. Seyahatler, her şey. Dolayısıyla insanlar bir anda can kaygısına düştü. Bütün kaynaklar, maddi manevi kaynaklar sağlığa sevk edilmek zorunda kaldı. İşte Avrupa'da biliyorsunuz birçok ülkede hastane yatağı yok, koridorlarda can verdiği insanlar. Tabii. İngiltere'de, İtalya'da gelişmiş dediğimiz batı ülkelerinde. Bizim solunum, ventilatör dediğimiz solunum cihazları yetmedi. Solunum cihazı olmadığı için hastalar can verdi. Bizim ülkemizde de ister istemez etkilendik. Bütün kaynaklar oraya sevk edildi. Arkasından tam o bitti kurtuluyoruz derken deprem. Asrın felaketi. Ben biliyorsunuz uluslararası sağlık denetçisiyim. 24 yıldır bütün dünyayı geziyoruz. Ta benim Tayvan'da. Tayvan dediğiniz okyanusun ortasında bir ada. Doğru. Tayvan'da yıllar önce gittiğimde bana yardımcı olarak verdikleri asistan. Şimdi artık sosyal medyadan, WhatsApp'tan irtibat kurabiliyoruz. Bana doktor, çok üzgünüz. Tayvan'daki gazete manşetlerinin birinci sayfalarının resimlerini göndermiş. Hepsinde gazetenin birinci sayfasında haber. Yüzyılın felaketi diye verilmiş. Evet. Biz üniversitede aramızda para topladık, Türkiye'ye gönderiyoruz diyor. Evet. Yani daha dünyanın öbür ucundaki on binlerce evet. kilometre uzaktaki Tayvan adasında bile insanlar dehşete kapıldı. Doğru. Allah bir daha göstermesin, yüzyılın felaketi. Dolayısıyla o arada turizm falan ister istemez gecikmeler oldu. Ama ben bugünkü toplantıda gördüm ki valiliğimiz de, aynı şekilde belediyemiz de, ticaret sanayi odamızda bir farkındalık oluşmuş. Bunun önemini kavramışlar. Ben ciddi gelişmeler gördüm Elazığ'da. Arz ettiğim gibi yani eskiden turist falan hiç gelmezdi, yerli bile olsa. Şimdi ciddi tur otobüsleri, ciddi ziyaretçi var. Ve onlar tabii kalıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Yavaş yavaş gelişiyor. Bir anda olmuyor Zeki evet, Bey. Evet, değil mi? Yavaş yavaş gelişiyor. Adım adım gelişiyor ama Allah'a şükürler olsun olumlu yönde gelişiyor. Mesela siz nasıl görüyorsunuz hocam? Mesela şimdi dışarıdan geliyorsunuz, bakıyorsunuz. Program başında da ifade ettiniz. Mesela şimdi Elazığ'a baktığım zaman insanlarda bir mutsuzluk var, bir karamsarlık var. Ya işte Elazığ işte diğer illerin gerisinde kaldı. Elazığ yerinde sayıyor. İşte Elazığ'ın geçtiği kötü diyor. Hatta geçen gün böyle olumsuz bir olay olmuştu. Bizim arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, ya dedi hep Elazığ'da olumsuz olaylar oluyor dedi. Ben dedi işte Eskişehir'e gideceğim dedi. Ya dedim ki, o olumsuz olayı gündeme getirmek istemiyorum. Dedim ki Eskişehir'de daha fazla. Eskişehir'i yazdık ondan sonra. Zaten artık kolay. Elazığ'da 2 tane olmuşsa Eskişehir'de o olaydan 100 tane olmuş. Tabii. Tamam mı? Ama her yerde öyle. Ama bizim hani burada ufak olduğumuz için en ufak olan olaylar insanların biraz moral ve motivasyonunu bozuyor yani. Şimdi bugünkü evet. panelde de katılımcılara söz verildi. Konuşmacıların evet, dışında. Bizim burada benim de sevip saydığım aynen. bir kardeşim, turizm evet. yatırımcımız. Burada evet. turizm tesisleri olan. Kalktı benim bu şehirde değil yatırım mi? Yapmam ya yaşamam için, burada kalmam için bir sebep söyleyin dedi falan. Evet. Çok sebep doğru. Var. Yani sıkıntıları görüyoruz. Yani diyelim ki o yatırımcı başka ile gitse orada belki daha çok problem yaşayacak, daha çok sıkıntı evet. yaşayacak. Burada mesela hani problemlerini, sıkıntılarını... Tavuğu komşuya kaz gözükür. Evet. Şimdi o da zannediyor ki Elazığ'ın dışında her şey günlük gülistanlık falan diye ama öyle değil, değil aslında. Değil, aynen. Şimdi efendim dünya çok hızlı gelişiyor. Buna paralel Türkiye çok hızlı gelişiyor. O gelişmeleri biz görüyoruz. Biz Ankara'da Çağ Hastanesi'ni kurduğumuz zaman Elazığ'da evet. doğru düzgün kalp ameliyatı yapılamıyordu. Tabii. Bütün kalp ameliyatları bize geliyordu Ankara'ya. Anjiyo doğru düzgün yapılamıyordu. Sonra hemşerilerimizin tıp fakültesindeki, Elazığ Tıp Fakültesi'nin gayretleriyle anjiyo yapılmaya başlandı. Kalp ameliyatları yapılmaya başlandı. Ben o çağları yaşadım.
Elazığ'da endokrinoloji dediğimiz hormon hastalıkları uzmanı yoktu. Guatr vesaire hepsi tedavi için Ankara'ya gelirlerdi. Kalp damar cerrahisi yoktu. Birçok alanda doktor yoktu. 2001 yılıydı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Elazığ'da plastik cerrahi yoktu. Biz Ankara'dan bir plastik cerrah hocalardan oluşan bir ekibi getirdik. Burada Allah rızası için 50'ye yakın çocuğumuza plastik cerrahi ameliyatları yaptık. Valilikte hastaneyi ve imkanları açtı. Böyle hayır işleriyle uğraşıyoruz. Elazığ'da bir takım ameliyatlar hiç yapılamıyordu. Hani doğuştan yarık damak, tavşan dudak vesaire minnacık kız çocuğumuz yüzü gözü eğri. Onu ameliyat edecek doktorumuz yoktu. Fazla değilse 20 sene öncesinden bahsediyorum. 2001 falandı. Belki 2000 ya da 2001 yılı olacak. Gazetelerde manşet oldu işte Kadir Han Hoca, o zaman evet. Çağ Hastanemiz var. Oradan ekip geldi. Burada ücretsiz, evet, maddi imkanı zayıf insanlar ameliyat edildi diye. Bakın bu 20 yılda bile nasıl bir gelişmeler olmuş. Bugün doğunun en önemli tıp merkezlerine sahibiz burada. Özel sektörde çok gelişti hepsi. Bir başka örnek vereyim ben. 2001 yılında. Ya şimdi hocam çok özür dilerim. Elazığ'da bile mesela diyelim ki İngiltere'den de yurt dışından da çok hasta geliyor. Burada millet mide ameliyatı oluyor. Mesela burada da bir başarı hikayesi var yani. Çevrelerden geliyor. Yani ben Türkiye'deki gelen hastaları saymıyorum onları. Kesinlikle. Evet. Ben böyle çok somut örnekler 2001 veriyorum. 2001 dediniz hocam, evet. Tabii. Nasıl? 2001 yılında bir örnek vereyim dediniz. Şimdi ben 2001 yılında Türk Biyokimya Derneği'nin genel başkanı oldum. Ankara Tıp'ta o zaman hocayız. Ben tabii Elazığ sevdalısı olarak ben ulusal kongreyi burada yapacağım dedim. 600-700 kişi geliyor. Geldim burada, buradaki tıp fakültesinde meslektaşlarım, kıymetli kardeşlerim, Necip İlhan Hoca, diğer kardeşlerimizle istişare ettik. Efendim o zaman ismini vermeyeyim, kötü bir otelimiz var. Ben de gelince çok şikayetçi dönüyordum. Kapandı şimdi. Doğru düzgün otel yok. 600-700 tane bilim insanını üst düzeyde, evet, üniversite profesörlerini ağırlayacağımız hiçbir tesisimiz yoktu. Sonuçta bunlar Antalya'da 5 yıldızlı otellere alışkınlar. Gelip de Elazığ'da sadece misafirhanelerde bile kapasite 700 kişi, evet, 600 kişi almazdı. O hevesimizi gerçekleştiremedik. Sadece Necip İlhan Hoca'nın çok değerli yardımlarıyla bir 70-80 kişilik kurs yaptık. Evet. O kadar insana bu getirdiğimiz 5-6 hocayla bu yöredeki biyokimyacı meslektaşlarımıza kurs yaptık. Kalite, evet, kursu. Evet. Bu yörenin insanları zaten evlerinde kalıyorlar. İlk faaliyetimiz oldu ama bakın fazla değil. 2001 yılında bir ulusal ya da uluslararası bazda kongre yapılamayacak kadar turizm alanında zayıftık demeyeyim, hiçtik. Bugün en güzel uluslararası kongreyi yapacağız. Bugün Elazığ'da 600-700 kişi yatıracak kaliteli yıldızlı otel yok mu? Tabii, tabii. Bir sürü var. Çok var. Bugün işte reklama yani, girmezse evet, bizim tabii, bugün tabii kaldığımız Ramada Otel'den tutun. Akgün, evet, Otel ilk. Allah rahmet etsin. Talat Akgün abi öncülük, evet, yaptı. Tabii, Allah razı olsun. İlk defa Elazığ'a böyle, evet, bir yıldızlı otelle tanıştırdı. Toplantı salonları vesaire, evet, hizmete devam ediyor. Bakın 20 yılda nasıl çağatladığımızı tabii söylüyorum. Yani Ramada'sı da var, Hilton'u da var, Dedaman'ı da hepsi var. Hepsi var. İşte Harput'ta, Windihil'de otel o var. Windihil'i, evet, değil mi? Yani evvelki çok sene gelip yani, kaldık, evet, hayran kaldım böyle, evet, temiz hava, tabii, manzarası, tabii, tabii, her şeyiyle. Onun için 20 sene önce doğru düzgün ameliyat yapılamayıp hastalar Ankara'ya taşınırken bugün burada her türlü ameliyat yapılabiliyor. 20 sene önce biz bir bilimsel kongre yapamazken bugün en kralı yapılabiliyor bizim halk arasındaki tabirle. 20 sene önce buraya doğru düzgün hiç turist gelmezken bugün turizm müdürümüz yüzlerce otobüs dolusu turistin buraya geldiğini, Elazığ'ı yiyip içip gezdiğini anlatıyor. Demek ki yerinde saymıyoruz aslında. Sanayi. Evet. Şimdi Gaziantep'le niye kıyaslanamaz? Yok, Gaziantep'i sadece şeyin örnek verdim yani. Hani birlik, beraberlik yani. Hani bunda geçen hafta bir şeye gitmiştik ondan sonra. Bir şey anlattı, bürokrat anlattı orada da. Yani dikkatimi çektim. Keşke Elazığ'da olsa yani. Hani şey açısından hani birlik, beraberlik yoksa hani Antep'in tabii sanayisiyle bizim sanayiyi kıyaslayabilir. Bu manada şimdi söylemedim yani. Siz Antep'i arkanıza alıp tek başınıza da gitseniz güçlüsünüz. Antep'te
Ama tek bir şey gitse, milletvekili gitse, tek belediye başkanı, tek vali gitse ondan da gücü olmaz yani. Şimdi daha milletvekillerimizi de ilk senesi dolmadı değil mi? Geçen sene Mayıs'ta 14 seçilmişti. Mayıs'ta olacak yani. Kalan sürelerinde o birlik beraberlik içinde olacaklarına ben inanıyorum. Çünkü bireysel olarak hepsini yakın tanıyorum. Evet. Milletvekillerimiz hepsi de değerli hemşerilerimiz. O birlik beraberlik olur. Allah izin verirse bizim ta 36 yıl önce kurduğumuz Ankara'daki Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfımız da Türkiye'deki Elazığlı sivil toplum örgütlerinin en güçlülerinden biri. Tabii, şey, siz de öncülük edebilirsiniz. O evet. Yüzden de biz de vakıf olarak bu konularda Elazığ'ın sesi, gücü orada lobi faaliyetlerinde katkıda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz. Hocam, mesela UNESCO'nun şu kültür mirasına alınmasında o zamanki Elazığ Belediye'mizle vakfımız birlikte hareket etmişti. Evet, doğru hocam. Ben de yine gittim. Yine biz Paris'e Elazığ'ın kültürüne, tanıtımına, turizmine Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı olarak valiliğimizin, belediyemizin, üniversitemizin emrinde ve yanında olmaya devam edeceğiz aynen. İnşallah. Hocam ona zaten biraz oraya gireceğiz ama mesela şimdi baktığımız zaman hani termal dedik şey olarak değerlendirebilir Elazığ olarak. Mesela İshak Sungurlu dedeniz miydi hocam? Babamın dedesi evet. O konakta yaşayan yani şeyden Hacı dolayı Kerim Efendi'nin dedim yeğeni. Sonra, evet. Harp Yollarında diye işte evet. Eseri var ki herkesin kaynak olarak baktı ondan Allah sonra. Allah rahmet eylesin. Allah ona da rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Harp'ı nasıl görüyorsunuz yani? Özellikle orada da sizin şeyiniz vardı, konağınız vardı onun evet. Sungurlu konağı. Evet. O babamın dedesinin yaşadığı ve İshak Sungurlu'nun da içinde büyüdüğü konak. Şu anda hemen Harp'ın girişinde sadece şu anda basın evet. Müzesi'nin olduğu evet. Yerin dün, yanı. Dün bu çalışma grubuyla orada toplantı yaptık. İşte basın müzesinde mi yanında mı hocam? Bizim Sungurlu konağının selamlık dediğimiz evet. Kısmında evet. Yani esas o şeyde. O basın müzesi çünkü evet, dedemin yaşadığı yer diyor aşağıdaki konak. Evet. Bilmiyorum Sağır Müftü konağı mı? Sağır Müftüoğlu diye geçiyor. Evet doğru. Bizimki Hacı Kerim Efendi'nin selamlığı. Evet, o doğru. Ailenin yaşadığı hemen bahçede içindeki arkadaki bina çoktan yıkılmış. Doğru. O artık izi yok. Ama bu selamlı kısmını Süleyman Selmanoğlu başkanımızın döneminde belediye restore etti. İçi de çok güzel döşenmiş. Ben de dün çok mutlu oldum. Toplantıyı orada yaptık. Bu gelen yabancı misafir, konuşmacılar, bilim insanlarıyla dün orada bir 20 kişilik toplantı yaptık. Kalkınma Ajansımız bize bölge ve turizmle ilgili bir sunum yaptı orada. O konağın içindeki toplantı salonunda yaptık. Evet. Çok güzel olmuş hamdolsun. Doğru. Şimdi Harput da hızlı gelişiyor. Harput da iki farklı şey arz edeyim. Birincisi bizim çocukluğumuzda rahmetli babam Kerim Sungurlu üniversiteyi kurmak için çırpınıyorlar. Habire hocaları davet ediyorlar. Burada yediriyorlar, içiriyorlar. Murat Lokantası'nda keklik yediriyorlar. Evet. Hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. İşte o kekliğin de bir hatırı olsun. Bize hoca göndersinler diye. Evet. ODTÜ'nün rektörü o zaman rahmetli Erdal İnönü. Evet. Sabah kalktım annem oğlum misafir var kahvaltıya kalk dedi kalktım. Erdal İnönü gelmiş. Evet. O zaman Elazığ'da kahvaltı yapacak yer yok. Babam evet. Almış eve getirmiş. Evet. Allah rahmet eylesin hepsine. Bana da bir anahtarlık hediye etmişti. Evet. Böyle işte ODTÜ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi vesaire hocaları, rektörleri, dekanları davet ediliyor. İlla bize hoca verin. Hoca yok o zaman. Evet. Şimdi bir sürü hocamız tabii. Var. Özellikle mühendislik alanda ve birçok alanda bugün Fırat Üniversitesi Türkiye'de çok güzel yerlerde. Evet. Yani çok güzel bir sırada. Mezunları da en güzel yerlerde iftihar ediyoruz. Dolayısıyla o yıllarda her geleni Harput'a tabii babam götürüyor, gezdiriyor. Ben de babamın yanında çırak olarak dolanıyorum. O zamanki eserlerin bir kısmı artık yok, yıkılmış. Evet, doğru. Korunamamış. Evet. Mesela hemen o Saray Hatun Camisi'nin çok yakınında bir evin kapısında o bizim hani iç içe iki evet, kapı doğru. Tokmağı vardır. Hanım gelirse ince olanı, evet, erkek doğru. Gelirse çalar. Bizim kültürün çok zengin bir örneği o. Evet, doğru. Anadolu kültürünün. Öyle bir ev ve öyle bir kapı vardı. Evet. Babam da Saray Hatun Camisi'ni gezdirip çıkışta misafirlere bakın bu bizim buranın nezaketinin, zarafetinin, kültürümüzün canlı örneğidir diye gösterirdi. Evet, doğru. Onların hepsi yıkılmış. Evet. O çok bilinçli olunmadığı yıllarda
kaybolup giden bir tarih. Artık aynen. Onlar kalmadı ama... Olsa da şimdi çok farklı olacak. Mardin'e bile geçecek belki değil mi hocam? Türkiye'de de çok evet. Canlı örnekleri var. Avrupa'da işte ben uluslararası sağlık evet, denetçisi görevimden de çok geziyoruz. Mesela evet. Bruges diye bir kasaba var. İnanılmaz para basıyor yani turizmden. Eski kasabayı restore etmişler. Brüksel'le Ostend Limanı arasında küçük bir kasaba, tren de geçiyor. Ama kalabalık, turist kalabalığından caddelerinde gezemiyorsunuz. Küçücük bir kasabayı çok güzel değerlendirmişler. Bugünkü panelde de bir örnek verdim. Polonya'nın eski bir tarihi, çok meşhur bir şehri var, Krakow. Oraya göreve gittim. Onun yakınlarında biz de misafir olduğumuz için sizi dediler Vilnişka köyüne götüreceğiz. Orada bir tuz madenini gezdireceğiz. Gittik. Kalabalık bir kuyruk. Nedir bu kuyruk? Bilet alma kuyruğu. Çok pahalı bilet alarak, onlarca euro ödeyip bilet alarak o tuz madenini geziyor insanlar. Ben misafir olduğum için işte direkt hemen aldılar içeriye. Böyle frak gibi çok resmi kıyafetli asansör görevlileri bizi çok şık asansörlerde aşağıya madene indirdiler. Orada tamamen çevresi tuz kaplı restoranı, hediyelik eşya evet. Reyonları vesaire. O galerileri geziyorsunuz. Orada o madencilerin bal mumundan heykellerini yapmışlar. Madenci kazıyor, ışıklandırmışlar. Evet. Müze gibi. Evet, gerçek doğru. Maden ama müze gibi. Çok etkilendim tabii. Çok güzel restore etmişler. Ve işte kalabalık para basıyor. Çıkarken dedim ki siz bu madenden halen tuz çıkarıyor musunuz? Zeki Bey cevabın evet, şimdi ilginçliğine bakın. Hayır hocam dediler. Artık burası altın madeni oldu. Altın madeni oldu. Para basıyor. Para altın basıyor. Avrupa'nın en eski tuz madenlerinden biri. Artık burası altın madeni oldu. İşte turizm böyle. Doğru. Bacasız fabrika. Para basıyor insanlar. O örnekleri dünyanın her yerinde gidip görüyoruz. Elazığ da bundan nasibini alabilir. Şimdi son yıllarda bilinçlendikçe Allah rahmet etsin Şefik Gül abimiz evet, rahmetli. Tuttu bir konağı restore etti. Bir Şefik Gül evi oldu. Biz burada Necip hocalarla daha o bizim ilk yapamadığımız otel olmayan yıllardan sonra yavaş yavaş güzel toplantılar yapmaya başladılar. Gelen bilim insanlarını gezdirebileceğimiz bir konağımız vardı. Şefik abinin o restore ettiği konak bir Elazığ eviydi, Harput eviydi. Ondan sonra şimdi işte rahmetli Hacı Kerim Efendi'nin Sunguroğlu konağı çok güzel olmuş. Evet, misafirleri alıp şehri seyredip oturup o kültürü hissedip buram buram o havayı alacağınız yerler. Daha bir sürü. Evet, Ulu Cami çok güzel bakımı, onarımı, her şey çok güzel yapılıyor. Evet. Dünyaca ünlü aslında. Bunların şimdi artık pazarlama çağındayız. Aynen. Mesela hocam son zamanda baktığım zaman gerçekten Harp'ta çok güzel çalışmalar yapıldı ki. Evet. İşte hani Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu mesela seçimde de bunun etkisini gördü. Belki yani Harp'ta kazandığı tabii. Yaptığı hizmetlerden dolayı vatandaştan oy da aldı. Daha çok yapılacak şeyler var. Yeni projelerle inşallah Harp'ı biraz ama daha farklı olumlu olacak. Gidiyor. Mesela yolu işte dahil her şeyi düzgün. Hüseyinlik'ten yol açıldı. Orayı gördünüz mü bilmiyorum. İşte kalede çok güzel restorasyon çalışmalar oluyor. Çok iyi. Belki hani 4-5 yıl sonra inşallah farklı bir Harput olacak. İşte orada Meryem Ana Kilisesi var. Onun da halka açılması gerekiyor. Yani bugün dile getirildi o. Evet. Yani onun bir an evvel evet. Misafir geliyor, görmek istiyor, gezemiyor. Gezemiyor orayı. Evet. Halbuki tabii. Bir tahiri, o da ayrı bir şey kültürel değerimiz. Sonra, evet. Daha önce vefat eden İshak izin vermiyordu ondan sonra. İnşallah önümüzdeki dönem orası da açılırsa en azından bir canlılık, bir hareketlenme olur tabii. Ki. Akşamları mesela yazın baktığım zaman Harput'ta adım atacak yer yok. Hani evet. Özellikle o ağaçlar ışıklandırılmış, edilmiş ondan sonra. Tabii. Çok farklı bir Harput oldu yani. Emeğe geçen dün akşam yaşadık olsun. Ve iftar evet. Ettik. Tabii doğru. Hocam yine baktığım zaman özellikle hani turizmde Sivrice. Yani Sivrice'de son derece önemli. İşte Hazar Gölü'müz var. Biraz önce siz dediniz ki oradaki tavşan konulan bir tanesi de karavan kültürünün artık çok geliştiğini. Bu yönde de yerler tespit edip ondan sonra gelebilir diye. Aslında biz bunu 3 yıl, 4 yılda tartışıyoruz ondan sonra. Özellikle Halit Yıldız Bey var. O çok sık gündeme getiriyor işte ya bir karavan yapalım edelim diye. Müsiyat Başkanı Gürkan Tekin Bey daha önce söz verdi. Yapacağız, edeceğiz dedi. Ve heyecan geldi. Ama onlar da bir adım atamadı. Neden ilerlemiyor bilmiyorum acaba. Karavan da olsa çok farklı olur değil mi hocam?
Çok olur. Ben de ona inandım. Aslında hatta daha önce bunu şeyde söyledik. Belediye başkanı da söyledik Ebubekir Irmak Bey'e. Tabii, ya böyle yaparsanız iyi olur. Oradaki sorun şu efendim. Bugünkü toplantıda o Kamp Karavan Derneği'nin başkanından öğrendik ki aslında henüz bunun yeterli mevzuatı yokmuş. Evet. Yani imar mevzuatında yok, bir yerde yokmuş. Bunun mevzuatı da olmayınca işte kişisel gayretlerle oluyor. Bir de araya işte pandeminin girmesi, bu deprem falan Türkiye'nin de dünyanın da gündemini çok farklı bir yere taşıdı. Ama çok hızlı geliştiği bugün ifade edildi. Evet. Ben de oradan kendi adıma bir çıkarım yaptım. Kızılcahamam'da bizim tesislerin de sağında solunda boş araziler var. Biz evet. de orada kamp karavan turizmi yapabiliriz diye düşündüm. Evet, doğru. Çünkü ihtiyacı diyor bir güvenli olması. Bu çok önemli. Tabii doğru. Yani jandarmanın, güvenlik kuvvetlerinin orayı güvenli bir alan haline getirmesi. İki, suyu, elektriği, başka bir şey evet, yok. Doğru. Düzlük istiyorlar. O karavanların güvenle konuşlanması için düz alan istiyorlar. Onlar Elazığ'ın birçok yerinde var. Tabii, tabii. Çok güzel olabilir. Evet. Yine bugün dile getirildi. Keban Barajı güvenlik sebebiyle ziyarete açık değil dediler. Keban, evet doğru. Bizim bir... Oranın yukarı terası var. Çok güzel mesela. Tabii. İnsanlar yıllar önce biz bir çıkmıştık ama diyor, evet. Şimdi izin verilmiyor dediler. Yani böyle hani müdür ararsa hani eş dost tanıdık olursa oluyor ama direkt halka kapalı, doğru söylemişler. Evet. Evet. O güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla, sağlanmak koşuluyla oralar turizme açılabilir. Çünkü Türkiye'nin elektrik alanındaki ilk santrallarından, barajlarından yani biriydi. Eskiden Türk Lirası'nın üzerinde Keban Barajı'nın resimleri vardı ondan sonra ki. Evet. Tabii. Evet. Biz, ben Elazığ Lisesi'ni bitirip Ankara Tıp Fakültesi'ne okumaya gittim. Kafamı bozana söylüyordum. Bak keseriz elektriği diye orada. Türkiye'nin gururu. Tabii, tabii, doğru. Şimdi barajlar arttı ama onun için oranın da böyle bir özelliği var. Evet. Gezilebilir olması lazım. Aslında hocam Keban'a baktığımız zaman yani Sivice'den çok insanlar Keban'a gidiyor. Keban'da Alabalı'nın özellikle alabalığı yemek, işte oradaki Şirşir Şelalesi, ondan sonra işte yine Keban Barajı'nın yukarıdan görünmesi, fotoğraf çektirme falan ne. Aslında Keban daha canlı geliyor bana. Cazibesi yani var. Çünkü hani Sivice'ye gittiğiniz zaman hocam, mesela siz işte yani yemek yiyecek mekan olarak yani böyle işte fazla bir yer yok veyahut da cazip olan bir yer yok. Aslında mesela orada da çok güzel tesisler var. Yani kahvaltı yapan yerler de var. Yavaş yavaş insanlar oraya da gitmeye başladı ama sayıların artması gerekiyor hızlı bir şekilde. Tabii. Yani cazip olması gerekiyor. Bugün çokça gerekiyor. Dile getirildi. Dünkü evet. toplantılarda da konuşuldu. Bu yeme içme çok önemli. Evet. Yani aynen işte Antep örneğindeki gibi bu yeme içme çeşidimizin, yöresel yemek, Elazığ'ın mahalli kendi yemeklerini yapan lokantaların artırılması, sadece böyle kebap lahmacun değil. Evet doğru. Antep yıllar önce o aşamayı geçmiş. Oraya da giden işte kebap lahmacun, baklava üçlüsü. Tabii, tabii, doğru. Yavaş yavaş içlerinde bizim Elazığlı bir gastronomi doçenti hanım da var. Gidip orada çalışa 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 mahalli yemekleri öne çıkarmışlar. Ben gittim Şüveydiz. Keme kebabı hiç duymamışım hayatımda. Evet. Keme diye bir mantar varmış. Muhteşem kebabını yapıyorlar. Evet. Şüveydiz diye bir yemek hayatımda duymamıştım. Ama hocam şeyde ben yanlış mı düşünüyorum? Ben de mesela eskiden şeyi çok savunuyordum. İşte hani mahalli yemekten olması gerektiğini inanıyordum. Eskiden çok savunuyordum aşırı halde. Şimdi Antep'e gittik. Antep'e gittiğimiz zaman bizi sadece mahalli yemek yapan yerlere götürdüler. Şeyi tabak zevki duymadı. Ben işte Elazığ'da da mahalli yemek yapan yerler vardı. Dışarıdan gelen misafirlerimizi götürdüm. Yani böyle 5 kişi falan ne götürdüm ayrı ayrı zamanlarda. Hepsine şunu sordum. Ya dedim yanlış anlamayın sadece şey için. Bir daha Elazığ'a geldiğiniz zaman buraya gelmek ister misiniz dedim. Yok dediler. İşte Harput'ta mesela şeyi daha çok seviyorlar. Pirzolacı Yusuf Usta yani şey olarak işte o patlıcanı şuyu buyu. Buradan da şunu çıkardım ben hocam. Yani tamak zevki uymuyor muyuz? Bizler mesela Antep'e gidiyoruz ama hocam Antep'e baktığımız zaman genelde insanlar işte baklava için gidiyor. İşte kebap için gidiyor yani et ürünlerine. Yani Antep'te de o kadar yani mahalle yemeklerin yapılan yerlerin çok aktif olduğunu inanmıyorum. Yanlış mı düşünüyorum hocam? Şimdi o konuda ben tabii farklı bir yaşadığım birkaç ay önce bu rektörlük görevi geldi. YÖK'ten yazı geldi uygun görülmüştür diye. Üniversitedeki arkadaşlar başladı. Bizim Anadolu'da adet gelenek bu yazı eğri. Evet. Bu yazı eğri. Dedim ki ben de bunlara, biz Elazığ tutkunuyuz ya, bir Elazığ ziyafeti çekeyim. Evet. Gittim.
peynirli ekmek yaptırdım. Şimdi orada hemşerilerimiz yapıyor Ankara'da. Evet, çok güzel. Elazığlılar yapıyor. Evet, evet. Peynirli ekmek. Ben dedim şimdi hepsi parmaklarını da beraber yiyecek. Biz bayılıyoruz. Bizim için olağanüstü bir lezzet. Allah'tan ki yanında kofik dolması da içli köfte de yaptırdım. Evet. Ya 30-40 tane hoca oturdular. Biri Elazığlı, o bayıldı tabii. Evet, İki üçü hariç. Evet. Bir kısmı da benden genç. Çekinerek çok güzel. Ya bu şekerliymiş, ne kadar kötü falan diyor. Bize dünyanın en güzel lezzeti gelen o gelen peynirli ekmeği sevmediler. Tabii doğru. Ben burada onu hissediyorum hocam yani. Evet, o yüzden yani. Aynen sizin buyurduğunuz gibi. Ben yaşadım yani. Evet, doğru. Bize çok lezzetli gelen şey onları açmayabiliyor. Evet. İşte onları dengelemek lazım. Yani tabii, Antep'e doğru. Gittiğinizde İlla da size şüveydiz yiyeceksin diye dayamıyor. İlla da beyran yiyeceksin diye dayamıyor. Çeşit sunuyor. Doğru. Ama bu işin merakları onu denemek istiyor. Gelmişken onu da yiyeyim. Yok ben et yiyeceğim diyen de kebabını yiyor vesaire. O konuda %100 haklısınız. Evet. Çok da dayatmamak lazım. Ama yine de bu zengin kültürü yaşatmak lazım. Kaybolmaması lazım. Nasıl ki dilimiz bizim kültürümüzün bir... çok önemli bir unsursa dilimizi kaybetmememiz tabii, lazım. Doğru. Bu yemek kültürümüz de çok zengin. Evet. Bunu da kaybetmememiz lazım. Onun için yaşatılması lazım. Mesela Antep'te kısaca MSM diyorlar. Mutfak Sanatları Merkezi. Evet. Belediyenin organize ettiği çok büyük bir restoran. Hatta iki yerde var. Ben yakın olana gidiyordum sıkça. Dost, ahbap, misafir geldiği zaman da oraya götürüyorum. İşte Antep yemekleri. Seçiyorsunuz. Yok ben kebap yiyeceğim derseniz yiyorsunuz ama. Kebap da var. Mevsimine göre başka hiç bilmediğimiz başka yerde yiyemeyeceğimiz çok güzel Antep yemekleri. Temiz, servis güzel, lokanta güzel. Bizatihi yapıyorlardı. O Fatma Şahin Hanım tabii bakanlıktan geldiği için çok ciddi bir otoritesi, gücü var orada. Bir de tabii şey var, Ankara'da da güçlü olduğu için. Hani şimdi şeyden Antep'ten telefonu açtığı zaman Ankara'ya buyur Sayın Bakanım diyorlar. Tabii, çok tabii. Önemli bir güç. Doğru. Dolayısıyla belediyenin bu tür faaliyetleri vardı. Evet. Ben Elazığ'da da yavaş yavaş olacak. Bugün konuşuldu çünkü. Yani yöresel mahalli yemeklerimizin, kültürümüzün yaşatılması, öne çıkarılması. İşte bizim üniversitedeki arkadaşlarımızın da bu konuda adam yetiştirmesi, eleman yetiştirmesi çok önemli adımlar. Birkaç seneye bu iş çözülür bence. Yani o yönde de gerçekten güzel çalışmalar var yani. Var. Evet, çok güzel. Bugün o farkındalığı gördük zaten. Değil yani mi hocam? Bundan 20 sene önce farkında da değildi insan. Ya doğru düzgün otel yok kardeşim diyorsunuz. Tabii. Hısım akraba yok mu diyorlardı. Şimdi anlaşıldı turizmin önemi. Bakın şu son 20 sene içinde açılan yıldızlı otel sayısını artık ben sayamıyorum. Çok oldu. Tabii. Sheraton'da geliyor mesela. Elizum'un yanına Sheraton Otel de yapılıyor. Yani bir 7-8 ay sonra o da yapılacak ki o da şehre marka değerini artırmış olacak. Kesinlikle. Onun için benim hani bundan 20 sene önce hiç ümidim yokken Elazığ ve turizm benim için birbirine ilgisiz kavramlarken bugün Elazığ'da turizmin gelişiyor. Evet. Görüyoruz. Daha nasıl gelişir konuşuyoruz. Tabii. Başlatmayı konuşmuyoruz. Daha nasıl geliştiririz konuşuyoruz. Yani güzel şeyler de var hocam. Çok bunları şükür, biraz daha ilerletmek gerekiyor. Hocam kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamdan sonra özellikle Ankara Kültür Vakfı olarak zaten çok güzel çalışmalarınız var, faaliyetleriniz var ondan sonra yönetim olarak. Onları da biraz konuşmak istiyoruz. Özellikle işte ifade etmiştiniz Harptun UNESCO'ya girmesi için Paris'e o zaman biz de gittik. Orada hani görüşmeler falan ne yapıldı. Güzel çalışmalar yaptınız Mehmet Çağlayan Bey ile birlikte. Ondan sonra bundan sonra daha neler yapılabilir? İşte biraz da Fırat Üniversitesi'nin eğitimini konuşmak gerekiyor. Fırat Üniversitesi'nin size göre büyümesi, gelişmesi için ne yapmak gerekiyor? Ama kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Tabii efendim. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programı devam ediyor. Gündem Özel programın konuğu Ankara Yüksek Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kadirhan Sungurluoğlu hocamız. Hocam tabii ilk bölümde biraz daha turizmi konuştuk, sağlık sektörünü konuştuk.
Ama sizin bir özelliğiniz var ki gerçekten Elazığ sevdalısınız, Harput sevdalısınız. İşte ailenizden gelmenin bir özelliklerinden bir tanesi de. Estağfurullah. Program başında da ifade ettik hocam. Yani dışarıdan baktığınız zaman tabii farklı gözüküyor. İşte hani gelip gittikçe Elazığ'da bir değişiklikler oluyor. Mesela özellikle biz Harput kültürünün gelişmesi, Harput müziğinin gelişmesi, Kürsübaşı'nın gelişmesiyle ilgili çok yayınlar yapıyoruz. Yani buradaki de amacımız, gayemiz, yani Elazığ'ın kalkınması için yapılması gerekenlerden bir tane su ekonomi olarak büyüyebilmesi için bir turizm sektörü. Bundan beraber zaten hizmet sektörü büyümüş oluyor ki turizm daha farklı iş imkanı sağlıyor, insanlara istihdam sağlıyor. İkincisi tarım, üçüncüsü su ürünleri, dördüncüsü de yeraltı kaynaklarımız dediğimiz işte mermer. Özellikle zaten mermerde de bir marka değerimiz var. Yine kroma baktığımız zaman Türkiye'nin krom fabrikaları burada, eti krom fabrikası. O yönden de avantajlı. Bu dört alanda hızlı bir şekilde ilerleyebilirsek iyi olur. Beşincisi de özellikle eğitim ki, tabii eğitim biraz da her yerde üniversite açılmasından dolayı biraz daha işte öğrenci sayımızdan azalmadan ziyade bölge insanı geldi. Geçen gün hatta bir öğretim üyesiyle konuşurken dedi ki ya dedi bundan 15-20 yıl önce dedi Fırat Üniversitesi o kadar güzeldi ki de Edirne'den de öğrenci vardı dedi. İstanbul'dan da vardı, İzmir'den de vardı, Van'dan da vardı, Hakkari'den de vardı ve Anadolu burada tüm Türkiye'de de şey yapıyor dedi ondan sonra, kaynaşıyor dedi ondan sonra. Ama şimdi her yerde üniversite açılımından dolayı şu anda Fırat Üniversitesi'ne baktığımız zaman işte belki %80'i çevre iller, %15, %20 civarında da diğer illerden gelenler yani komşuların dışında. Bu anda baktığımız zaman hocam Elazığ'da eğitimin gelişmesi olarak bir rektör olarak nasıl görüyorsunuz, ne yapılması gerekiyor? İşte Fırat Üniversitesi rektörü Göktaş hocamızın da çok güzel çalışmaları var. Yani özellikle Fırat Üniversitesi araştırma üniversitesi oldu ki gerçekten bu da büyük bir başarı hocam. Yani. Evet. Tabii. Şimdi belki sizin doğumunuzdan da önce biliyorsunuz 50'li yıllarda Elazığ halkı dernekler kuruyor, arsalar bağışlıyor, üniversite kurulacak diye. Fakat siyasi sebeplerle 1957'de Doğu'nun ilk üniversitesi Atatürk Üniversitesi Erzurum'a veriliyor. Doğru. Ve rahmetli babam anlatır, bunu duyunca ajanstan o öğlen haberlerinde böyle kafamı duvara vurdum, ağladım. Ne anlatıyor hocam? Onu anlatır mısınız? Babanız bu üniversitenin kurulmasıyla ilgili ne anlattı yani, size? Biz tabii sürekli içi, tabir caizse üniversitenin içinde büyüdük. Biz lojmanda da oturduk. Evet, doğru. O geçirdiği aşamaların çok fazla içinde olduk. Evet. Şimdi babam Elazığ sevdalısı, en büyük rüyası Elazığ'da üniversite. Hakikaten çok emek çekiliyor. O yılların, 50'li yılların valileriyle, belediyeleriyle, iş adamlarıyla, Allah hepsine rahmet eylesin, arpacılar, diğerleri, İbrahim Alkanlar, herkes bir ucundan tutuyor. Çok yiğit insanlar var o yıllarda, şimdi de var. Evet. Uğraşılıyor. Şu Malatya yolundaki araziler, maraziler, haberlerde bir duyuyorsunuz ki Erzurumlu siyasiler ağır basmış, Doğu'nun ilk üniversitesi, Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum'da kurulması için kanun çıktı diyor. Evet. Hakikaten çok büyük bir hayal kırıklığı. Halk çok büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Yine anlatıldığına göre rahmetli Menderes başbakan olarak Elazığ'a geldiğinde Demokrat Parti il başkanı dahil kimse karşılamaya gitmiyor. Büyük bir kırgınlık. Ki genelde demokrat yapılı. Tabii. Ben tabii o yıllarda daha doğmamışım. O da çok tabii üzülüyor, bozuluyor. Tren devam etsin diyor, şeker fabrikasına gidiyor. Dolayısıyla Elazığ halkının bu yüksek öğrenim deyince, üniversite deyince çok büyük bir hayal kırıklığı var. Arkasından yılmıyorlar. Yine gayret. Çalışa çabalaya Elazığ Yüksek Teknik Okulu kuruldu. Bu uzun yıllar belediye başkanı olarak hizmet eden Behçet Susmaz abi, o zaman talebe, mühendislik talebesi. Evet. Ben ilkokul sondayım, orta birdeyim. Benim idolüm bunlar. Evet, doğru. Böyle aslan gibi mühendis abiler var, ben de mühendis olacağım diyorum. Gerçekten böyle gurur duyduğumuz abilerimiz. Çok eksik var, hoca bulunmuyor. Biraz önce de konuştuk. Dışarıdan hoca getirmek için Ankara'dan, İstanbul'dan uçak seferleri yetişmiyor. Kış aylarında uçak inemiyor. Hocaları buradan Diyarbakır'a götürüyorsunuz, Malatya'ya götürüyorsunuz. Çok büyük eziyetler. Burada imkansızlıklar var. Şu üniversite kampüsündeki ağaçları görünce ben mutluluktan uçuyorum. Babamın bizzat eliyle diktiği ağaçlar var orada. Evet. Kampüs böyle boş bir arazi. Onu yeşillendirmeye çalışıyorlar.
kampüs projesi biraz bu yörenin iklimine göre yapılmış dam tarzı yerler var. Oralar kışın akıtıyor gibi böyle bir sürü sorunlarla boğuşuyorlar. Düşünün okulda çatı akıyor, bilmem ne akıyor. Bir tane ısı merkezi var. Yer altından kanallarla bütün kampüse kalorifer tesisatı çekilmiş. Bir yerde dev kazanlar var. Bir arıza çıktığında bütün kampüs donuyor. Bir sürü böyle zorluklarla boğuşa derken bu akademiye dönüştü. Elazığ Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi oldu. Allah rahmet etsin. Babamın yanı sıra Memnune Bildik Hoca, kimya hocasıydı. Fatma Sayıl Hoca. Çok sayıda hocalar. Hepsinin isimleri bile şu anda aklıma gelmiyor. Çok büyük emeklerle çalışıyorlar. Derken o emeklerin sonucunda Ankara Üniversitesi gelip burada bir veteriner fakültesi kurdu ve Allah rahmet etsin Temizer Hoca devreye girdi. Evet. O zamana kadar o mühendislik fakültesinde şey de yok. O da büyük bir fedakarlık örneği gösterip Ankara'daki kürsüsünü, makamını bırakıp geldi buraya. Veteriner fakültesini kurdular. Bahir Özgencil, Elazığlı değildi ama böyle rahmetli Temizer Hoca ile çok cansiperane çalışırdı. Ta o günlerden kalan meşhur bir laftır, duydunuz mu? Ya kim yapacak falan dendiğinde, Temizer Hoca'dan ben duymadım, arkadaşlarından duydum. Kim yapacak işte sen, ben, Bahir, başka kimse yok dermiş. Evet, yani bu sen, ben, Bahir sözü halen şey o. Bahir Hoca da rahmetli oldu. Kızı bizim Ankara Üniversitesi'nde profesördü. Oğlu Ankara Üniversitesi'nde profesördü. Pırlanta gibi çocuklar yetişiyor ama kalp hastasıydı, rahmetli oldu. Çok emeği var. Evet. Allah rahmet eylesin. Temizler Hoca zaten üniversitenin kurucuları ama evveliyatında o Elazığ Yüksek Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi falan. Hatta bir dönem Türkiye'deki yapı gereği akademiyle üniversite ayrı ayrı iki yüksek eğitim kurumu oldu Elazığ'da. Yani bir dönem iki üniversitemiz oldu adeta. Akademimiz ve üniversitemiz ayrı ayrı. Sonra Türkiye genelinde bir kanun çıktı. Akademiler lağvedilip üniversitelere bağlandı. Akademi çok eski ve köklü olduğu için buradaki espri şeydi. Akademi üniversiteye bağlanmadı, üniversite akademiye bağlandı. Çünkü çok eski. Doğru. Binaları, auditoriumu, kütüphanesi çok oturmuş bir yapısı vardı. Artık o Elazığ Yüksek Teknik Okulu'ndan gelen mühendislik bölümleri, sonra akademi, sonra üniversite çatısı altında çok hızlı gelişti ve mühendislikte artık Türkiye'de en iyi yerlerde iftihar ediyoruz. Tabii üniversiteyle birlikte tıp fakültesi geldi. Babamın en büyük hayaliydi Elazığ'da bir tıp fakültesi. Babasını genç yaşta, 15 yaşındaymış babam. Rahmetli babası, bana ismini verilen Hacı Kadir Bey vefat etmiş. Annesi tümöral bir şey hatırlıyorlar. Evet. Erken vefat etmiş. Elazığ'a bir tıp fakültesiydi babamın hayali. Evet. Onlar kuruldu. Babam çok yakından izliyordu Elazığ'ı. Her fırsatta buraya da gelip gidiyordu. Ondan sonra gelişe bugünkü halini aldı. Artık Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri oldu. Birçok alanda, sadece artık mühendislik değil, diğer alanlarda da gelişti. Tıp fakültesi çok hızlı gelişti. Tabii. Arif Çağlar Hoca vardı. Yaşıyor değil mi Arif Çağlar hocamız? Çok şükür. Görüşüyor musunuz hocam? Telefonla arasında görüşüyoruz. Yani. Babamı soruyordu zaman zaman. Ondan sonra Adana Kozanlı'ydı. Buraya bir emeği var. Onun yardımcısı Şendoğan Gülen Hoca vardı. Allah rahmet etsin, o vefat etti. Çok emeği olanlar var yani. Buradan hepsini rahmetle yad edelim. Hepsinin büyük emeği var. Nur içinde yatsınlar. Bakın o zamanın gençleri, benim o idolüm dediğim abilerimiz, Behçet Susmaz abi başta olmak üzere, hepsi yetiştiler. Elazığ'a hizmet ettiler. Temizler Hoca rektörlük görevinden sonra belediye başkanı olarak uzun süre hizmet etti. Şu Harput'a onun da emeği var. O Harput bilinci vardı onda. Evet. Şu tabakhaneyi falan restore etmiş. Dolayısıyla üniversite çok gelişti ve artık Doğu Anadolu'nun en iyi üniversitesi. Birçok şehire üniversite açılınca buradan gitti. Yani bakın bugün Tunceli'deki üniversitemizin, Munzur Üniversitemizin sayın rektörü Kenan Peker Hoca, rektör yardımcılar, dekanlar hepsi bizim hemşerilerimiz. Bu kaynaktan yetişenler. Bingöl'de öyleydi uzun süre. Şu andaki kadrosunu bilmiyorum ama tamamen Fırat Üniversitesi oralara hoca yetiştirdi. Doğu Anadolu'nun bir parlayan yıldızı.
Evet. Biz de iftihar ediyoruz. Tabii, kampüsü de gelişiyor, laboratuvarları gelişiyor, hastane gelişiyor. Sağlık turizmine çok büyük katkısı var. Herkes Fırat Üniversitesi diye geliyor. Evet, tabii. Birbirinden kıymetli her branşta hoca var. Onun için Elazığ gelişiyor, üniversite de gelişiyor. Özel hastaneler de gelişiyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı özel hastaneler yönetmeliğini sık sık çıtayı yükseltmek üzere değiştiriyor. Daha zorlaştırıyor, daha zorlaşıyor. Elazığ'dakiler de mecburen ona uydukça gelişiyor. Tabii, şehir hastanesi var ki çok önemli. Tabii. Yani. Sadece 23 tane şehir var, bir tanesi de Elazığ Şehir Hastanesi. Tabii, o da çok önemli. Evet, oradan da Sayın Başhekimimizi milletvekili yaptı hemşerilerimiz. Biz de gurur duyuyoruz meslektaşımız olduğu için, hekim olduğu için. Geçen 23 Nisan törenlerinde mecliste buluştuk. Gurur duyuyorsunuz. Tamam. Pırıl pırıl Elazığlılar orada bizi temsil ediyor. Ondan sonra o sağlık alanında böyle hızlı gelişti. Doğru. Üniversite eğitim alanında gelişti. Bizim zamanımızda işte bir Elazığ Lisesi vardı, bir Atatürk Lisesi. Ben Elazığ Lisesi'nin atletizm takımında koşucuyum. Bizim Necdet Ayaz da Atatürk Lisesi'nin koşucusu, rakibiz. Öyle tanıştık biz. Evet. Derken bu halen çok kardeşlik, dostluk bağlarımız devam ediyor. Evet. Ama ilk tanışmamız sahada. Sahada. 2000 metre koşularda rakip olarak tanıştık. Geçen gün Elazığ'a, geçen bu hafta geldiğimizde o da vardı. Diyor ki, ben diyor hep onu geçerdim diyor bu kadar. Yani iyi ki ben onu geçmişim. Bak diyor, ben diyor sporcu olarak kaldım. O atletizmi bıraktı, ben onu geçtiğim için gitti profesör oldu diye. Şakalaşıyoruz, takılıyoruz. Allah selamet versin. Çok sevdiğimiz, çok kıymetli hemşerilerimiz. Balkan şampiyonu. Yüzlerce kere milli formayı giymiş bir değeri. Spor da gelişiyor Elazığ'da. Fırat Üniversitesi'nde spor bilimleri fakültesi olduğu için çok ciddi spor adamları yetişiyor. Futbolda, boksta, birçok alanda. Hiç unutmuyorum, Allah selamet versin, Feyzi Bingöl Hoca rektör beni arıyor. Ben de 28 yıldır Üniversite Sporları Federasyonu'nda da görev yapıyorum Ankara'da. Kadirhan Hocam diyor, bize boksu verin. Evet. Tamam hocam diyoruz. Türkiye Boks Şampiyonası burada bizim üniversitede oluyor. Çok güzel günler geçirdik. Bir hatıramı da anlatayım. Tabii tabii, buyurun hocam. Eczacı Ünal abi hatırlarsınız. Allah rahmet eylesin. O da Elazığ'ın bir değeriydi. Çok kıymetli bir hemşeriydi. Nur içinde yatsın. Eczacı Ünal abi, ben Elazığ'a geldiğimde gider ziyaret eder, çayını içerdim. Bana diyor ki, Kadirhan ben senin geldiğini, sen gelmeden, eczaneye gelmeden evvel hemen anlıyorum. Nasıl anlıyorsun abi diyorum. Diyor ki, caddede böyle diyor farklı üniversitelerin otobüsleri gezmeye başlayınca, eşofmanlı eşofmanlı diyor baba yiğit gençler gezmeye başlayınca Kadirhan geldi, bir müsabaka vermişti buraya diye. Evet. Ben o vesileyle geliyorum. Evet. Biz burada Türkiye üniversiteler, voleybol yaptık, birçok güreş yaptık falan. Türkiye'nin her yerine üniversiteli sporcuları getiriyorduk. Elazığ'ı tanıyorlar, yarışıyorlar. Çok güzel günler yaşadık. O biraz önce siz şeyi buyurdunuz, hani son yıllarda bu bölgenin insanı gelir. Zeki hocam, o da doğal. Yani herkes yakın yere gitsin. Yani bizim hocam, o zaman şöyle sorsam, bir eğitimci olarak yani bu kadar üniversite açılması doğru buluyor musunuz? Yani şundan dolayı bazen şu da eleştiriliyor. Bu kez çalıştıracak eleman bulunma. Herkes üniversite mezunu olunca orada zorlanıyoruz diye. Sizin bu konudaki düşünceniz ne hocam? Şimdi o Türkiye'nin çok büyük bir sıkıntısı. Mesela sizde bir işte termal tesisleriniz var, yani sağlık sektörüyle ilgili. Mesela elemanda zorlanıyor musunuz bulmakta? Çok. Kızılcahamam Ankara'ya 80 kilometre. Evet, İstanbul yolu üzerinde çok merkezi bir yer olduğu halde eleman bulamıyoruz. Ankara'da çok büyük sanayi siteleri var. Bir tanesi Ostim. Ostim'in başkanı bana devamlı şikayet ediyor. Hocam eleman bulamıyoruz diye. İhracat var, büyük üretim var. Türkiye'de çok hızlı gelişiyor. Sanayi de hızlı gelişiyor. Eleman bulamıyor. İşte o yüzden benim rektörü olduğum Yüksek İhtisas Üniversitesi'nde 2 yıllık yüksek okullarımıza önem veriyoruz. Ve kontenjanlarımız tam doluyor. Evet. Yavaş yavaş insanlar anladı bu ara eleman yetiştirmenin önemini. Yani herkes doktor olmak zorunda değil. O doktorun yanında o elektro ensefalografiyi çeken, elektromiyografiyi çeken teknisyenin de yetişmesi çok önemli. O röntgeni çeken teknisyen de çok önemli. Laboratuvardaki teknisyen de çok önemli. Herkes doktor olmak zorunda değil. Bunun önemi anlaşılınca işte bizde 1200'e yakın öğrencimiz o 2 yıllık
sağlık yüksek okullarımızda okuyor ve çok da rağbet görüyor. Her alanda öyle. Bakın bugün neredeyse, üzülerek söylüyorum, asgari ücretle belki avukat ya da yeni mezun böyle mühendis bulabilirsiniz ama 30-40 bin liraya iyi elektrikçi, iyi sıvacı, iyi tesisatçı bulamazsınız. Doğru. O tür elemanlara evet, çok ihtiyaç doğru. var ve eksikliği var. Ankara'da geçen yıl bu işte asrın felaketi dediğimiz deprem olunca şimdi Ankara'da bir senedir biz doğru düzgün izolasyon yapan çatıcı matıcı bulamıyoruz. Hepsi deprem bölgesine gitti. Işte, Türkiye'de demek ki çok büyük açığı var. Devlet bunu gördü. Yıllar önce mesleki teknik eğitim genel müdürlüğünü kurdu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde. Ama halen daha yeterli değil. Herkes istiyor ki benim çocuğum doktor, avukat, mühendis olsun. Ya onlara çok daha fazla ara elemana ihtiyaç var. Çok daha teknik elemana ihtiyaç var. Doğru hocam. Onun için mesela Kızılcahamam'da turizmle ilgili bir lise var. Müdürüyle konuştum. Bizim tesislere stajyer gönderin. Biz parasını da verelim, yedirelim, içirelim diye. Hocam bize öğrenci gelmiyor diyor. Halbuki Kızılcahamam'ın İki tane gelir var. Bir ormancılık sektörü, çok orman arazisi. İkincisi turizm, termal turizm. Millet çocuğunu turizmle ilgili okula göndermiyor. Halbuki burnunun dibinde, Kızılcahamam'ın içinde fevkalade bir lise. İş bulması %100. Yok illa başka yere gönderecek, mühendis olsun, avukat olsun diye. Doğru. Burnunun dibindeki meslek edinip yetişeceği liseye göndermiyor. O yüzden de biz eleman bulamıyoruz. Hocam o zaman gençlerin tavsiyesinde bulunursunuz. Şimdi yani mesela hani şöyle hocam, mesela 2006 yılında bir anket yapıldı. Ankette gençler gelecekten umutlular, yaşlılar ise gelecekten umutsuz olarak bakıyorlar Türkiye'de. Aynı anket 2021 yılında yapılıyor. Bu kez tam tersine dönüyor. Yaşlılar gelecekten çok umutla görüyorlar Türkiye'nin geleceğini. Gençler ise böyle umutsuz, karamsarlar. Şimdi bizim gençlerimize ne deriz? Yurt dışına gitme sevdasında. Çok üzülüyoruz. Tabii. Sonuçta biz yetiştiriyoruz. Bugün hekim yetiştirmek çok pahalı bir eğitim ve bu kadar emek çektikten sonra aile ve ülke ve devlet çocuk bırakıyor, gidiyor. İşte biraz şimdi TUS sınavına çalışacağını Almanca çalışıyorlar. Almanya'ya gideceğim diye bizim öğrencilerimiz. Evet. Çok acı. Şimdi tabii artık globalleşen, küreselleşen dünyada kültürel etkileşim çok fazla. O bağlamda da gençlerimiz bunun etkisi altında kalıyor. Biz Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu olarak geçen yıldan beri, bir yıldır gidip üniversitelerde bir panel düzenledik, veriyoruz. Türkiye 100 yılında üniversite gençliği nasıl olmalı diye. Evet. Bizim devletimiz yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı ilan etti. Biz de kalben Türkiye yüzyılı olması için çalışıyoruz. Zaten rahmetli hemşerimiz Ahmet Kabaklı ta yıllar önce tercümandaki şeyinde, köşesinde yazmıştı. Bu yeni yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak diye. Türk devletleri bağımsızlığına kavuşacak diye. Bizim hayalimiz, idealimiz oydu ama ya 21. yüzyıl için yazıyor. 21. yüzyıl Türk asrı olacak diye biz de yani hayalimiz, idealimiz, canımızı feda ettiğimiz idealimiz bu ama 21. yüzyıla çok az kalmıştı. Bu kadar kısa sürede hayal edemiyorduk ama dediği aynen çıktı. 21. asra Türk devletleri bağımsız olarak gitti. Rus İmparatorluğu tabir caizse, Sovyet Sosyal Cumhuriyetleri Birliği dağıldı. Bugün bizim çok yakın işbirliğinde olduğumuz, bizim de çat kapı gidip geldiğimiz bir sürü Türk devleti ortaya çıktı. Bunlar artık aralarında, siz de biliyorsunuz, çok sıkı işbirlikleri yapıyorlar. Orada da Zengezur Koridoru'nun açılması için can siperhane çalışılıyor. Zengezur Koridoru açıldığında Türk dünyası birbirine bağlanıyor. Demir yoluyla, karayoluyla bir daha da bizi kimse tutamıyor. Biz bu gerçekleri görünce ümitle bakıyoruz geleceğe ama dezenformasyon gençleri içten içe zehirliyorlar. Nasıl? Bir kere bağımlı hale getirildi. Uyuşturucu bağımlılığı ülkemizde çok tehlikeli boyutlarda. Kaç yaşında başladın diye bir araştırma var. Uyuşturucu bağımlıların %31'i 15 yaş altında başlamış. 8-10 yaşında. Gittiğim şehirlerde bunu emniyet müdürleriyle, valilerle de konuşarak teyitleşiyoruz. %43'ü 16-20 yaş aralığında başlamış uyuşturucuya. Çok tehlikeli boyutlarda. Diğer bir bağımlılık sigara. Bugün
Yılda 25 milyar dolar sigaraya para veriyoruz. Gençlerimiz sigara bağımlısı. İçine bağımlılık yapan maddeler katıyorlar. Gençlerimize siz 1000 lira burs veriyorsunuz, o 1500 lira sigaraya para veriyor. Teknoloji, internet bağımlılığı şu anda gençleri tehdit eden en büyük tehlike. Artık ders dinlemiyor, sizi dinlemiyor, kitap okumuyor, internet bağımlısı oldu. Burada şu telefonun içinde dünyanın her şeyi olduğu halde gençlere soruyorsunuz. Afrika diye bir şey duydun mu? Düşünüyor, duydum diyor. Nedir bu diyorsunuz? Bir ülke diyor. Hangi kıtada diyorsunuz? Kıtaları bilmiyor. Bu lise, üniversite mezunlarıyla konuşuyorum. Böyle bir dünyaya karşı ilgisiz ama onunla bununla chatleşme, mesajlaşma ahlaki çöküntüye de yol açıyor. Evli barklı hanım kardeşlerimiz, bilmem lisedeki, ortaokuldaki tanıdığı erkek arkadaşlarını buluşmaya başlıyor. Aile içten içe yıkılıyor. Alkol bağımlı, tütün bağımlı, bu internet teknoloji bağımlı, uyuşturucu bağımlı gençleri çok tehdit ediyor. Yavaş yavaş içten içe bizi çürütüyor. O yüzden de biz o Türkiye Yüzyılında Üniversite Gençliği panelinde Allah nasip ederse 20 Mayıs'ta Aksaray Üniversitesi'nde yapacağız. 21 Mayıs'ta Ankara'daki Hacı Bayram Üniversitesi'nde böyle davet eden üniversiteye gidiyoruz. Orada şunu vurguluyoruz. Bir, Türk üniversite gençliğinin özgüveni olmalı. İşte bunları kastediyoruz. Vatanına, milletine, devletine, kendisine özgüveni olmalı. Stresle baş etmeyi bilmeli. Hemen pes ediyor. Büyüklerimiz ne zorluklar yaşamış. Benim babam at sırtında 15 yaşında biniyor bilmem kaç saatte köye harman ölçmeye gidiyor. Korka korka bunları yaşamış. Biz şimdi illa özel araba istiyor 15 yaşında çocuklar. Stresle baş etmeyi bilmeli. Sağlıklı beslenmeli. Beslenme gitti. Artık fast food çağı, fast food çocukları yetişiyor. Son derece sağlıksız. Obezite aldı yürüdü. Egzersiz yapmalı. Şu ekranın başından kalkamadığımız için bel ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrısı dökülüyoruz. Gözler felaket. Hareket etmeyen bir nesil olsa, halbuki hareket etmezsek ne beden sağlığı kalıyor ne ruh sağlığı. Türk Kanser Kurumu'nun ben genel başkan yardımcısıyım. O kurum adına söylüyorum. Hareketsizlik kansere yol açıyor. Hareket ederek kanserden bile korunuyoruz. Egzersiz yaparak, yürüyerek, ederek, koşarak. Dolayısıyla böyle bir neslin Zeki Bey, ümitli olmasını nasıl bekleyeceğiz? Geleceğe ümitle bakmasını, bağımlılıkların esiri olmuş. Tütünün, teknolojinin, şeyin, dezenformasyon. Orada saçma sapan şeyler yayınlıyorlar. İşte çıkıyor, Türkiye'de sanayi bitti. Ya biter mi? Ben Ankara'dan Kızılcahamam'a gidiyorum eski yoldan. 10 tane fabrika inşaatı. Otobandan dönüyorum, 10 tane fabrika inşaatı. Millet deli mi ki bitmiş sanayi habire fabrika yatırımı yapsın? Sanayiciler çok hızlı gelişiyor, ihracat artıyor, eleman bulamıyoruz. Çalıştıracak adam bulamıyoruz diye feryat ediyor. Antep'te de aynı şeyleri. Öyle Türkiye. Yani hani kendini yetiştiren gençler işsiz kalmaz hocam yani. Tabii. Evet, potansiyeli var. Türkiye'nin battığı, bittiği yok ama bu ümitsizlik aşılanıyor. Evet. Yani buradan burası düzelmez, burası yapamaz. Hani Türkiye yapamazdı bugün bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, hani yapamazdı Türkler? Tabii canım. Tabii. Ta şu meşhur devrim arabasının hikayesini biliyorsunuz. Tabii. Bir ihmal yüzünden bensizsiz kalmasa Türkiye araba da yapıyor, uçağını da yapar. Her şeyi yapar ama bizim çocukluğumuzda Brezilya dizileri vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Köle İzaura falan. Dallas. Herkes onu seyrederdi. Bugün Rus Cumhuriyeti, Tataristan'ın başkenti Kazan'a gittik. Bizim muhteşem yüzyıl çıktığı zaman sokaklar boşalıyor. Eskiden bizde Dallas çıkınca boşalırdı. Bizim acil servise hasta gelmezdi. Bir saat bilirdi ki Dallas oynuyor. Şimdi oralarda artık Türk dizileri inanılmaz bir şekilde izleniyor. Kazakistan'a gittik. Kara Sevda diye bir dizi sürekli orada izleniyormuş. Hanım doktorlar bana onu soruyor. Vallahi ben hiç görmedim dedi. Kuzey Irak'a, Erbil'e gittik. Kurtlar Vadisi'nin bağımlısı olmuşlar. Aşırı bir düşkünlük. Bizim Necati Şaşmaz'a bayılıyorlar. Mısır'a gittim. O gittiğim yıla göre değişiyor. Bir İstanbul masalına hayranlar. Türkler çok asil. İstanbul muhteşem. İnanılmaz bir Türkiye hayranlığı var. Dolayısıyla Romanya'da gittiğiniz kafelerde, şeylerde bizim Tarkan'ın şarkıları çalıyor. Bütün
bölge Türkiye'ye hayran. Bosna her şeyin Saraybosna, o baş çarşıda şu gömleğimin göğüs cebinde bir Türk bayrağı var. O Bosna her şeyin başkentinde Saraybosna'da baş çarşıda millet kuyruğa girdi elimi sıkmak için. Türk bayraklı birisi dolaşıyor. Hayranlar Türkiye. Arnavutluk'ta bir cuma namazı kılalım dedik. Pirisine kaçta okunuyor diye işaretle sordum. Türk olduğumu anladı. Camide ne kadar yaşlı genç varsa geldi elimi sıktı. Selamun aleyküm dedi. Böyle bir hayranlık var. Bu son yıllarda yaşadığım olaylar. Bütün insanların Mısır'da bana verdikleri koruma polisi İngilizce konuşuyor. Bizim polis teşkilatının kurucusu Türk diyor. Bu bir gurur vesilesi. Evet. Adam bizim teşkilatı Türkler kurmuş kurdu diye gurur duyuyor. Erbil'de biz keşke Bağdat'a bağlı olacağımıza Ankara'ya bağlı olsaydık diye yüzüme çok insan söyledi. Türk malları zaten satılıyor. Bizim bir şehrimiz gibi. Biz bu şartlar altında kendimize güvenmemiz gerekiyor. Gücümüzün farkında olmamız gerekiyor. Ama gençlere bunu yansıtamıyoruz. O yüzden de gençler ümitsiz oluyor, mutsuz oluyor. İşte biz de... Aynen. Gençlere umut vermek gerekiyor. Tabii. Hocam yani son 15 dakikamız kaldı da müsaade etsin biraz da Ankara Kültür Vakfı'nı konuşmak gerekiyor hocam. Efendim. Hani özellikle de yönetimdesiniz yıllardır ondan sonra. Evet. Ankara Kültür Vakfı olarak da çok güzel çalışmalar, faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Hani Mehmet Çağlar Başkan da emeği çok. Yani gerçekten Allah razı olsun. Özellikle Harp'ın Sanfansı'nın yapılmasına büyük gayret sarf etti ki o da ayrı bir marka değer oldu. İşte Azerbaycan'da da olacaktı ama son anda iptal oldu. Yine inşallah yurt dışında da inşallah Harp Senfonisi çalınacak. Yine beraber Paris'e gitmiştik. Paris'te de özellikle Harp'ın Tönünesk alınması önünde çok güzel çalışmalarınız oldu, faaliyetleriniz oldu. Neler söylersiniz Ankara Kültür Vakfı olarak şimdi, hocam? Şimdi dönüp geriye bakıyoruz. Biz bu vakfı kuralı 36 yıl olmuş. 36 yıl? Evet. 36. yılı. Babanız mı o zaman şeydeydi hocam? Babam Ankara'da kurucularından biri. Vakıf kurmak için tabii para gerekiyor. Evet. Çünkü öğrencilere burs verilecek, kitaplar basılacak, yer alınacak, mekan alınacak para gerekiyor. Oradaki büyüklerimizi Elazığlılar toplanmışlar, belirli bir para tayin etmişler. Şimdi aklımda değil tabii 36 yıl öncenin ama diyelim ki 50 bin lira, 150 bin lira gibi para. Babam da ben o zaman asistanım 36 yıl önce. Henüz tıbbı yeni bitirmişim. Tıp fakültesinde ihtisas yapıyorum asistanım. Evet. Babam da iki tane yatırmış. İki üye biz giriyoruz diye babam ve ben. O yıldan beri vakfın kurucuları olarak görev yapıyoruz. İlk kuruluş dönemlerinde Profesör Köksal Baloş Hoca. O zaman benim de idolüm. Benim gibi Elazığ'dan gitmiş, okumuş, dekan olmuş. Profesör olmuş, dekan olmuş. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde ilk o kuruluş dönemlerinde vakıf başkanlığını yürüttü. Çok da katkıları oldu. Rahmetli Demirel'le çok yakın dostlukları vardı. Hepsinin çok katkıları oldu. Arkasından bu işlerde bir iş adamlarının gerekliliği ortaya çıktı. Rahmetli Bedri Sever abi çok uzun yıllar, 10 yıldan fazla, sanıyorum 15 yıla yakın başkanlık yaptı. Onun döneminde bu Elazığlı iş adamlarından toplanan paralarla şimdiki vakıf merkez binamız yapıldı. Rahmetli Doğan Taşdelen belediyeye ait bir arsayı satışa çıkardı. Fakat şart koydu, sosyal amaçlı kullanılacak diye. Böyle bir amaç konulunca müteahhitler giremedi. Uygun fiyatla bizim kamu yararına çalışan vakıf beratımız olan Bakanlar Kurulu kararımız olduğu için sosyal amaçlı kullanmak üzere vakıf satın aldı. Ve o binanın çok kısa bir sürede yapılıp çıkılmasında hepsinin emeği var. Doğru. Rahmetli Bedri Severler'in başkanımız olarak. Ben onun genel sekreteri olarak yanında yönetim kurullarında görev yaptım. Rahmetli Şefik Gül abiden tutun. Herkesin, koca bina çünkü bugün artık isteseniz parayla yapılmaz. Tabii. Alt katında büyükçe bir dükkan var kirada. Ara katlarda işte sürücü kursları vesaire kirada. En üst katını da komple tam kat olarak vakıf merkezi olarak. Ayrıca vakfımızın Kızılay'da dairesi var. Başka ciddi varlıkları var. Yine hemşerilerimizden Colin İnşaat, Koloğlu ailesi çok her zaman katkıda bulunuyor.
Şu an itibariyle 160 Elazığlı öğrenciye burs veriyoruz orada. Evet. Kurulduğundan beri burslar veriyor. Binlerce öğrenci okuttu. Biz de bununla mutlu oluyoruz. Doğru. Herkes imkanı nispetinde o 160 bursun önemli bir kısmını Kolin İnşaat temin ediyor. Onun dışında da ama çok sayıda hemşerimiz bir kişiye, üç kişiye, beş kişiye veriyor. Bunun çok tabii güzel sonuçlarını görüyoruz. Mesela ben bu rektörlük görevine başlayınca bizim afiliye hastane dedikleri anlaşmalı hastanemiz Medikal Park Hastanesi. Orayı bir ziyaret edip görüşmemiz gerekiyor. Oranın genel direktörü de Ankara Tıp'tan bizim alt sınıftan bir doktor kardeşimiz. O karşılıyor kapıda bizi. Biz resmi arabayla gittik. Genç bir kardeşimiz var yanında. Hocam hoş geldin dedi. Ben de Elazığlıyım. Oo ne iş yapıyorsun dedim. Benim adım Gökhan dedi. Gökhan sen burada ne iş yapıyorsun? Ben burada kardiyolojideyim hocam. Üstelik sizin üniversitenin de doktor öğretim üyesi kadrosundayım dedi. Daha çok sevindim. Ya biz niye tanışmadık bugüne kadar Gökhan? Biz zaman zaman Elazığlı doktorlar kahvaltı yaparız. Hocam ben sizi tanıyorum dedi. Zaten ben sizin vakfın bursuyla okudum dedi. Doğru. Hayatımın en böyle mutlu olduğum günlerinden bir tanesiydi. Bir Elazığ'dan kardeşimiz gelmiş, okumuş, doktor olmuş, uzman olmuş, kardiyolog olmuş. Evet. Şimdi de hoca olmuş. Ve bu... Ben senin üniversitende hocayım diye beni karşılıyor. Sarıldık, öpüştük. Bu vakıf güzel işler yapmış demek diyoruz. Binlerce avukat, hakim, savcı, doktor, öğretmen yetiştirmiş bu kadar yıl içerisinde. Yeni hedeflerimiz içerisinde bu bursları artırarak, bedellerini, aylık ödenen bedelleri de artırarak gayrette devam etmek var. Kültür tanıtım faaliyetlerinin daha da artarak devam etmesi var. Bedri abiden sonra da, Bedri abi Allah rahmet etsin onursal başkanımız oldu. Mehmet Çağlar abimiz üstlendi. 10 yılı aşkın bir süredir çok farklı bir vizyon kazandırdı. Gerçekten vakfın vizyonu çıtayı yükseltti, çağ atladı. İşte sizin biraz önce buyurduğunuz Harput Senfonisi. Bugün 70-80 kişilik senfoni orkestraları tarafından icra edilen çok sesli hale getirilmiş, yurt dışına açılabilir hale gelmiş bir Harput Senfonimiz var. O Harput türkülerimizi çok sesli hale gelmiş halde dinlerken farklı bir duygu yaşıyoruz. Dünyaya açılır hale geldi. İşte çok sayıda basılan kitaplar, dergiler, kültürel yayınlar gibi birçok faaliyeti sürdürüyor. İnşallah artarak devam eder. O ilk yurt dışı Bakü'de olacaktı ama çok büyük bir, üzücü bir talihsizlik. Tam 15 Eylül'de Bakü'nün kurtuluş günü, Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye girdiği gün bir Elazığ orada vakfı olarak dev bir konser düzenlenecek. Aylar önceden Bakü Filarmoni Orkestrası'na notalar gitti. Aylarca çalıştılar. İki ülkenin dostluğunu, kardeşliğini, iki şehrin kardeşliğini pekiştirecek muhteşem bir hatıra olacak. 12'sinde uçaktan indik o gece. Tabii. Çok kalleş bir saldırıyla Ermeniler ateşkesi bozup bizim Azerbaycanlı askerleri şehit ettiler. Doğru. Dolayısıyla iptal edildi ama tabii ki yılmadık, vazgeçmedik. Tabii. Orada da, Avrupa'da da inşallah bunlar gerçekleşir. Elazığ musikimizi oralara severek taşımış oluruz ama... Yine Paris'te çok güzel şeyler olmuştu hocam. Harput'un UNESCO'ya girmesi için çalışma olduğu konferansı. İlber Oltaylı geldi ki orada da şeyler Harput'u anlattı mesela. Çok önemliydi o da. Vakıf her zaman bunlara severek öncülük yapıyor. Vakıf, bugün de kendilerine arz ettim. Biz Ankara'daki Elazığ Kültür Tanıtma Vakfı olarak her zaman zaten kuruluş amacı o. Elazığ Valiliğimizin, belediyemizin, üniversitemizin ve sivil toplumun, Elazığ halkının emrinde ve yanında olduk 36 yıldır. Allah izin verirse bundan sonra da olacağız. Daha çok Elazığ'a sahip çıkma konusunda Ankara'da bir lobi. Bizim dışımızdaki kuruluşlarla da çok sıkı ilişkilerimiz var. Örneğin biliyorsunuz benim çok değerli ağabeyim Haşim Çakırbay abinin başkanlığında Ankara'da bir Elazığ Dernekler Federasyonu var. İstanbul'da Kazım Gökhan Elgin kardeşimiz. Yani onlar da çok güzel çalışmalar yapıyor. Fevkalade kıymetli kardeşlerimiz.
Orada çok güzel bir federasyonumuz var. İzmir'de Metin Bey'in başkanlığında bir federasyonumuz var. Biz vakıf olarak onlarla da çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. El ele bu bir ekip meselesi. Ekip yani meselesi. Sadece bir dernek, sadece bir federasyon, sadece bir vakıf. Değil biraz önce siz dile getirdiniz. Bir bakana, bir yere gittiğiniz zaman sadece bir dernek, federasyon değil. Bütün federasyonlar, vakıflar omuz omuza olduğumuzda ses getiriyor. Ben onun tarihte çok faydasını gördüm. İnşallah bundan sonra da yapacağız. Evet, yani inşallah güzel işler. Hatta Avrupa'daki Elazığ dernekleriyle, federasyonlarla da iş biraz buluyor. Orada kopuğuz hocam değil mi? Yani Avrupa'dakilerle. İnşallah bu yıl orada artırırız onları. Evet, önümüzdeki dönem herhalde şey de yapılacak hocam herhalde, bir kongre var herhalde. Allah izin verirse yıllık olağan kongremizi 18 Mayıs'ta yapacağız bu sene. Doğru. Güzel gidiyor. İnşallah hocam. Hocam şimdi son şeyimiz var, 5 dakikamız var. Mesela şimdi baktığımız zaman hocam, yani işte her şeyi konuştuk işte Elazığ'la ilgili. Ama siz bir de harp müziğini çok seviyorsunuz. Yani zaman zaman işte harp müziği şeyini verdik işte örnek olarak. Harp müziği size göre hak ettiği yerden mi hocam? Evet, harp müziğinin daha iyi yerlere gelebilmesi için neler yapmak gerekiyor? İşte Aytun Sungurlu abi vardı. O mesela çok güzel folklor oynuyordu. Ama şimdi baktığımız zaman işte Elazığ'da eleştiren konulan bir tanesi şu. Ya düğün salonlarımızda Elazığ'ın kültürü, harput kültürü yok diye eleştiriler geliyor. Diğer illerin kültürü tanıtılıyor diyorlar. Ne dersiniz? İşte bu konuda ne yapmak gerekiyor? Damat halayı oynuyoruz. Değil mi? Trakya kökenli galiba. Şimdi biraz önce gençler için konuşuyorduk. Evet hocam. Yani artık küreselleşen dünyada kültür etkileşimi çok fazla. Ondan kaçınamıyorsunuz. Yani, İyi mi kötü mü bu? Artıları var, eksileri var. Biz kültürümüzü kaybedersek çok kötü. Evet, doğru. Dilimiz gibi bunu kaybettiğimiz anda yok oluyoruz. Tabii. O yüzden mutfak kültüründe de, dilimizde de, musikimizde de, halk oyunlarımızda bunu yaşatmazsak yok oluyoruz. Yani kültürün şeyse eksikliği bizim yok olmamıza sebep oluyor. Elazığ harput kültürü kayboluyor. Onun için yaşatmak zorundayız. Ama gençler de ben biraz daha böyle dışarıdan global bakıyorum. Gençler de efendim damat halayı oynamak istiyorsa bunu da yasaklayamıyorsunuz. Evet, doğru. Ya da bilmem horon çekmek istiyorsa, kolbastı oynamak istiyorsa bunu da yasaklayamıyorsunuz. Evet. O da bizim kültürel zenginliğimiz ülkemizin. Tabii, yani her yörenin farklı bir kültürü var. Benim çok mutlu olduğum günlerden bazıları şeydir. Türkiye Üniversiteler Halk Oyunları Yarışması. Evet. Seyretmeye doyamıyorsunuz. Sizde de var mıydı hocam? Halk oyunu oynar mıydınız? Ben Dumlu Fınar İlkokulu'nun Çaydaçıra ekibindeydim. Aytuç abi de oradaydı herhalde değil mi? O benden daha iyi. O hocalık seviyesinde geliştirdi. Evet. O fevkalade. Muski Cemiyeti'nde falan çok aktif çalıştı o. Tabii. Halen de o sevdalısı Elazığ Halk Oyunları'nın. Yani dışarıdakileri yasaklamadan ama Ege'nin zeybek havaları olağanüstü güzel. Evet. Seyretmeye doyamıyorsunuz. Bir Karadeniz'in çok ben zevkine varamadım böyle kemençeyle falan ama o da güzel. Birçok yöremizin Silifke'nin tabii, meşhurdur doğru. Biliyorsunuz. Her yöremizin Erzurum'un barı, o Artvin'in ben akordeon çalmayı çok severim. Ben Elazığ'da ilkokulda, ortaokuldayken burada akordeon çalan hiç yoktu. Evet. İlkokulların falan folklor ekiplerine bizim öğretmenlerden, müdürden izin alır, beni götürürlerdi, akordeon çalardım onlara. Öyle bir müzisyenliğim var. Sonuçta bu Kars, Kafkas, Azeri yöresinin çalgısı ve oyunları. İşte hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa diye. Tıp fakültesinde, Ankara Tıp Fakültesi'nde biz Kafkas ekibi kurduk. Şamil çalar oynardık. Elazığ değil. Onun için globalleşen dünyada hepsiyle iletişimimiz, etkileşimimiz olacak ama kendimizinkini kaybetmeden çok önemli. Evet. Dejenere bile olmaması lazım. Çaydaçıra'nın yanlış oynanması, icra edilmesi bir nesil sonra Çaydaçıra'nın yok olmasına sebep olur. Onun için bunu yaşatmak boynumuzun borcu. Aynen hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hocam hani babanız çok değerli bir insandı. Mesela ondan aldığınız en büyük ders ne oldu? Hem şey olsun, gençlerimize örnek olsun. En çok babanız size ne etkiledi hocam? Şimdi insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Evet. Düşünün 65 yıl onu izlemişim. Ara sıra
ben babamın eseriyim diye evde söyleyince annem kızıyor. Ben sana hiç mi bir şey öğretmedim diyor. Evet. Tabii ki öğretti. Evet. O elle öpülesi analar bizi yetişti ama ben onu evet. çok izledim. Yani evet. oturmasını, kalkmasını, düşüncelerini. Şimdi onun 2 ayı geçti vefat edeli, 2,5 ay oldu. Aşırı eksikliğini hissediyorum. Evet. Şimdi ben doğdum. Bizim Elazığ'da kimsenin evinde kütüphane evet. yok. Babam ansiklopedilerle doldurmuş. Sahih-i Buhari dediğimiz evet. hadis kitaplarıyla dolu. Evet. Kur'an tefsirleriyle, mealleriyle dolu. Evet. Çok ciddi bir şekilde hepsini okumuş. O yüzden de dini konularda da babama danışırdım. Benim Değil fetva mi? Makamımdı. Evet. Diğer ilmi konularda da danışırdım. Şey yönü de çok iyi değil mi? Manevi yönü. Bize zaten o da babası ona öyle vasiyet etmiş. Ne yaparsanız yapın namazı bırakmayın diye. Evet. O konuda son günlerine kadar göz işaretiyle bile olsa namazını kılardı. Evet. Allah kabul eylesin, Öylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Bana öğrettiği şey... Dedikoduya hiç zaman ayırıp kafa yormazız. Gidip de böyle diyor, bırak bunları, şimdi ne yapıyoruz? Ne Bundan sonra ne yapıyoruz derdi onu. Evet. Hep iyiliğe kafa yorardı. İşte Elazığ için ne yapabiliriz? Torun için ne yaparız? Çocuklar için ne yaparız? Talebelerim için ne? Talebelerine çok düşkündü. Bizden ileri tutardı talebeler. Alanı neydi hocam babanızın? Benim babam köken olarak İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu, avukattı. Doğru. Fakat avukat, doğru, avukatlığı doğru. bırakıp üniversiteye geçtikten sonra inşaat evet. mühendislerinin yapı işletmesi profesör oldu. Evet, tamamıyla alan değiştirip alan çok değişim. Büyük bir azimle evet. o alanda en çok okunan kitapları doğru. yazdı. İnşaat mühendislerinin evet, hocasıydı. Oradan emekliydi. Vefat ettiği güne kadar da Ankara'daki Çankaya Üniversitesi'nin vakıf üniversitesi mütevelli heyetindeydi. Halen evet. Üniversiteye öğrenime mesela istek ediyor. Şey nasıl görürdü hocam? Şehrin geleceği nasıl görürdü Elazığ? Bazen üzülür O hep müydü? Ümitliydi. He? Evet. Yanında taşıdığı, cüzdanın arasında taşıdığı bir yazı vardı. Evet. Onu bizim rektörler falan babamdan rica eder fotokopisini çekerlerdi. Evet. İşte milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda falanca düşünür. Bu gençler ülkemizi mahvedecek demiş. Evet. Falanca düşünür işte bunlara kalırsa biz evet. yok oluruz demiş. Bu gençlerle ilgili bak böyle demiş demiş. Evet, hiçbir şey olmamış daha da gelişmiş. Doğru. Gençlere güvenelim, ülkemize güvenelim, şehrimize güvenelim diye hep moral aşılardı. Hep olumluydu. Olumluydu. Evet. Cenazede çok etkilendi. Bana Bakan Bey sana baş sağlığı verecek dediler. Bizden yaşça büyük hiç tanımadığım bir insan. Evet. Babamın talebesi bir Elazığlı değil. Evet, doğru. Duymuş, gelmiş, baş sağlığı verdi. Evet. Taziye, bizim Elazığ Vakfı'nda birkaç gün taziyeye oturduk. 75 yaşlarında 2 tane abi geldi. Biri Anavatan Partisi milletvekili olmuş. Elazığlı değil, İskenderunluymuş. Biz babanın talebesiydik, çok iyiliğini gördük. Size bir Fatiha okumaya, bir baş sağlığına geldi dedim. Mezarda defnederken... Bir abi geldi, ben de talebesiyim, bir kürek ben atayım dedi, elimden evet, aldı. Doğru. Hepsine dokunmuş. Doğru. Onlar kalıyor, gerisi Tabii. kalmıyor. Tekrar Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun hocam. Hocam çok güzel bir sohbet ettik, ağzınıza sağlık. Gerçi tekrar yeni görevimizde hayırlı olsun. 2 ay oldu değil mi hocam? 4 ay mı oldu? Zaman hızlı geçiyor hocam vallahi hızlı bir şekilde. Allah güzel hizmet vermeyi nasip etsin. Son olarak ekleyeceğiniz var mı hocam? Ben hem bu nazik davetiniz için, bu güzel program için çok teşekkür ediyorum. Buradan da bütün hemşerilerime selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum. Ankara'ya yolu düşen bütün hemşerilerimizi, dostlarımızı, bir çayımızı, çorbamızı içmeye bekliyoruz. İnşallah hocam. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Gündem özel programın konu Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu hocamızdı. Kendisiyle güzel bir sohbet edik. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Başka programlarda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.